Sakla Beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Gamze, bir şey konuşmam lazım benim seninle. Nevzat Bey, rica ediyorum. Burada da tatsızlık çıkmasın. Benim de derdim o zaten. Kimsenin canı yanmasın istiyorum. Anlamadım. Kimin canı yanacak? Kardeşim. Şule'yi Ömer'den uzattık Gamze. Ne diyorsunuz? Anlamıyorum Nevzat Bey. Ya onlar çocuklar yararına, sergi, resim filan. Ne ima ediyorsunuz? Yine Ömer'i suçlayacaksanız eğer. Ömer'den bahsetmiyorum. Şule'den bahsediyorum. Evi bunlarla dolu. Kardeşime iyi gelmeyecek Ömer. Onların görüşmemesi lazım. Bir abi olarak kardeşim için yardım istiyorum senden. Gerçekten mi? Size bir müjdemiz var. Ömer sonunda teklifimi kabul etti. Bundan sonra burada, galeride birlikte çalışacağız. Tebrik etmeyecek misiniz? Şaşırıp kaldınız böyle, sanki kötü bir haber vermişiz gibi. Gamze, bir sorun mu var? Var, evet. Bir sorun var. Nereden çıktı bu Şule'ciğim birdenbire? Birlikte güzel işler yapabileceğimizi düşündük. Hatta Gamze Hanım da bizi destekledi. Ömer'in teklifimi kabul etmesini sağladı. Yani ben anlamadım, sorun ne? Gamze, bir şey demedin hala. Fikrini mi değiştirdin? Yok. Fikrimi değiştirmedim. Tebrik ederim.
Sen benim fikrimi biliyorsun zaten. Resim seni dünyada en mutlu eden şey. Değil. İkinci o. Beni en mutlu edeni biliyorsun. Görüyor musun? Tebrik ederim. Reşat. Müsaadenle ben şöyle geçeyim. Nevzat Bey, siz sanırım beni bu göreve layık görmediniz. Ama neyse ki benimle çalışacak olan siz değilsiniz. Şuracığım, biraz konuşabilir miyiz? Hiç yorma kendini abi. Kararım kesin. Ayrıca da burası benim iş yerim. Yani müsaadenle kiminle hangi projede çalışacağıma ben karar vereyim, değil mi? Verme. Çok yanlış bir karar bu. Biz gidelim artık. Hayır Ömer. Siz bir yere gitmeyin. Ortamı bozan, modunu çökerten kimse o gitsin. Abini mi kovuyorsun yani? Aynen. Hepimiz senin bu ön yargılı tavırlarından, Ömer'e sürekli saygısızlık yapmandan bunaldık zaten. İnanmıyorum ya, şu adam için. Kimse için değil. Prensip meselesi. Hayatım boyunca çektim zaten sizin ön yargılarınızı. Artık izin vermiyorum abicim, anladın mı? Ve sana seçenek sunuyorum. Ya bizim adımıza sevinirsin burada, birlikte kutlarız. Ya da? Şu an söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Ama susuyorum. Sırf senin iyiliğin için susuyorum. Anladın mı? Hı hı. Ama bunu unutacağım sanma. Sonra konuşacağız bunu. Kusura bakma Ömer. Özür dilerim abimin tavrı için. Önemli değil. Sen iyi misin? İyiyim. Bu benim alışık olduğum bir şey. Ailem bana iş konusunda pek güvenmiyor. Senlik değil yani. Ailen niye sana güvenmiyor? Yani sormamda bir sakınca yoksa tabii. Aile dışında herkesi tehdit olarak görüyorlar. Benim de kolay lokma olduğumu düşünüyorlar. Bundan ibaret konu. Ben senin hiç kolay lokma olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Gidelim mi artık? Geç oldu. Tabii ki. O zaman hayırlı olsun diyelim. Görüşürüz. 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 Görüyorsun değil mi adamı? Kardeşine bile kaba. Kendini herkesin, her şeyin sahibi sanıyor. Sen de öyle düşünmüyor musun? Bir şey mi dedi sana? İşle ilgili canını mı sıktı? Baskı mı yaptı bırakma diye? Ne oldu? Ya evet işte işi bırakmamamı söyledi. Yüzün değişti ama birden. Başka bir şey demedin emin misin? Ya dediğim gibi işte. Eğer kafa iznin bittiyse yarın işe dönebilirsin dedi. Biraz ukalalık yaptı da o canımı sıktı. İş konusunda çok sıkıştırdım seni. Bir yandan ben, bir yandan böyle bir patron. Ben senin beni desteklediğin gibi destekleyemedim seni. Canını sıktım. Ama sırf yanımda olmanı istediğim için. Ben senin hep yanındayım Ömer. Daha fazlasını istedim. Bencillik ettim belki. Ama biliyor musun?
İnsanın hayat arkadaşının iyiliğini istemesi, onu desteklemesi, ona yardım etmesi ne demekmiş? Ben pek bilmiyordum. Sayende öğrendim. Neyse boş ver. Unutalım şimdi bu olanları. Hepsi bu değil. Ben bu gözleri tanıyorum. Bu bakışları biliyorum. Eğer atölyede çalışmamla ilgili seni huzursuz eden bir şey varsa bana söylemelisin. Yok. Yok galiba. Nevzat'la Şule'nin arasındaki konuşmalar biraz tuhaf geldi sadece. Sanki bir şey ima eder gibiydi Nevzat Bey. İyi de o adam hep öyle konuşuyor. Dolaylı, alttan alttan. Doğrudan söyleyecek cesareti yok. De ne bileyim işte, Şule de çok sinirlendi. Fazla tepki verdi sanki. Bir an önce Nevzat'ı göndermek ister gibiydi. Sana da öyle gelmedi mi? Kim bilir aile içinde ne yaşıyorlar. Ama bırak onları, boş ver. Biz kendimize bakalım. Gel benimle. Nereye? Soru sormak yok. Ömer, biz Nisa'da kalıyoruz biliyorsun değil mi? Hı. Ayrıca benim Tuna'yı uyumadan da görmem gerekiyor. Geç kalmayacağız söz. Su mu bitmiş? Nasıl? Su doldurmaya çıkmıştın ya. Ha evet, doldurmuştum da ben. Gelmeyecek misin onda? Geliyorum zaten. Sabahta namaza kalkacaksın. Çok geç oldu, yatalım mı artık? Öyle zor oluyor, anlıyorum. Ama benim niyetim rahmetlinin yerini almak değil. Haddim değil. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Çiçek Hanım. Biliyorum. Çiçek. Sadece vedalaşmak zor oluyor. Vedalaşmak zorunda değiliz. Reşat.
Ömer, niye geldik buraya? Ben... Lütfen sadece izin ver bana. Kapat gözlerini. Ömer. Lütfen dediğimi yap. Kapat gözlerini. Ver elini bana. Açma sakın. Ömer, böyle çok fazla dayanamam. Hadi. Tamam. Az kaldı, sabret. Ömer, hadi. Tamam. Tamam, açabilirsin. Dur. Sen bir şey söyleme şimdi. Beni dinle sadece. Burası biraz tuhaf oldu, biliyorum. Ben aslında başka yerlerde düşündüm. Deniz kenarı, kız kulesi tabii ki. Ya da işte manzaralı romantik bir yer ama... en doğru yer burasıydı. Çünkü ben senin kalbini en çok burada kırdım. Telafisi burada olmalıydı. O gece olanları... kalbini paramparça etti mi? Ağzımdan çıkan her bir kırıcı kelimeyi... ben hiç unutmadım. Bil istedim. Yüzükleri hiç çıkarmayalım, olur mu? Olur. Affet beni. Bilmiyorum. Düşüneceğim. Belki biraz naza çekerim. Ama önce beni affet. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü sana mecburum da ondan. Ömer, Adem olsun. Ben bu kadar romantizme alışık değilim. Fazla yüklemeden şu anda küt diye düşüp bayılırım habermişsin. Olsun. Ben her düştüğümde tutarım seni. İşini biliyorsun Adem. Ay hadi ya. Gamze, neredesin ya? Allah Allah. Kerem. Oğlum bana bak. Eğer Tuna'nın yerini biliyorsan ve söylemiyorsan yemin ederim çok fena olur bak. Anne, bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaç kere diyeceğim ben sana ya? Neredesiniz ya? Arıyorum. Seni arıyorum. Açmıyorsunuz. Geldik işte. Ne oldu? Ne oldu? Neyse, hayırdır? Tuna yok. Gelmedi okuldan sonra eve. Emine baktı, her yere yok. Nasıl yok ya? Aradım. 50 kere aradım. Açmıyor. Cevap vermiyor. Yok, açmıyor. Ömer kesin başına bir şey geldi. Yoksa o böyle bir şey yapmaz. Tuna yapmaz öyle bir şey. Bir şey yapalım Ömer. Çıkalım, gidelim bir yerlere bakalım. Polise haber verelim. Dur, sakin ol. Bir annenlere bakalım, oradadır belki. Bir sakin ol. Anneye bakalım. Bakalım, bak. Sakin, tamam. Ne yapıyor bu kız be? Ben bayılıyorum kıza ya. Deli meli ama çok güzel. Vallahi uyarım gözün sadık. Ama bu gerçeği değiştirmez ki.
Yatarsın bu gece televizyona sarılıp o zaman. Allah. Hayır olsun. Hayırdır inşallah. Anne Tuna sizde mi? Tuna mı? Yok. Yok mu? Gelmedi mi? Hayırdır Gamze? Nurhan, Erdem'i çağırsana. Tamam, sen bir sakin ol şimdi. O biliyordur belki. Dur, dur. Erdem! Oldu mu? Onu bunun peşinden sürüklene sürüklene çocuğunla ilgilenmedin. Oldu mu Gamze? Anne. Kim bilir nerede şimdi çocuk? Anne. Patmanım, patmanım. Yapmayın, zaten kötü oluyor. Ne olur. Olsun. Kötü olsun, kötü olacak zaten. Anne. Kendi derdine düştü, yalnız bıraktı çocuğu. Yalan. Anne yalvarırım, sus artık ya. Patmanım, ne olur, ne olur. Geç, 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 geç. Erdem, Tuna'nın nerede olduğunu haberin var mı? Yok, okuldan sonra hiç görmedim. Ya iyi düşün Erdem. Bir şey dedim sana okulda, bir yere gideceğim falan, öyle bir şey söyleme. Yok teyze, söylemedi, haberim yok. Yok, biz karakola gidelim, böyle olmayacak. Anneciğim bir sakin olur musun lütfen? Rica ediyorum. Elin ayağın titriyor. Yüzün gözün bembeyaz olmuş. Lütfen bir sakin olur musun? Hayır, olmaz. Anneciğim lütfen sakin olur musun? Babamlar? Ya babamlara gittiyiz. Ay Allah'ım, inşallah oraya gitmiştir. Sakin ol, bulacağız. Ya bir şey olduysa Ömer. Ya Tuna'ya bir şey olduysa. Hayır dur, en kötüsünü düşünme Ömer. Bak ben de arıyorum şimdi. Olmadı, gideceğiz hemen karakola, tamam mı? Böylesi daha uygun olur. Sen nasıl uygun görürsen. Gamze abi, hayırdır inşallah. Gamze? Baba, baba. Sesin iyi gelmiyor kızım, ne oldu? Baba, Tuna size mi geldi? Yok, burada değil. Sizinle değil mi? Yok, gelmemiş. Gelmemiş, şimdi Nisa'ya da gelmemiş okuldan çıkınca. Suat'ta nereye gider bu çocuk? Geliyorum ben hemen. Yok yok, dur şimdi gelmesen. Oraya gelirse evde biri olsun. Çiçek Hanım evde. Gelirse haber verir o. Ben geliyorum hemen, birlikte arayalım. Karakola gidelim. Bu gider bilmiyorum, karakola gidelim. Tamam tamam. Ben de geliyorum. Hadi, hadi, hadi gidelim, hadi. Biz de gidelim. Hadi. Gamze abla. Biz de gidelim. Gamze abla. Ben Tuna'nın nerede olduğunu biliyorum. Ne? Kerem, utanmıyor musun sen yalan söylemeye içeride ya? Bak bu kadar insan ne hale geldik? Sen niye böyle yapıyorsun? Dur dur Nisa, dur. Keremciğim nerede? Ben çok özür dilerim. Bu saate kadar gelir sanmıştım. Boş ver şimdi sen onu. Tamam, önemli değil. Sen nerede onu söyle bana yeter. Bizim okulun oradaki hamamın arkasında bir internet kafe var. Arkadaşlarıyla oraya gidiyor oyun oynamaya. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Haber verin Tuna'yı mı? Bak muhakkak arayın. El kadar çocuğa sahip çıkamadılar. Çekil. Hiç. Yürü. Yürü, seninle içeride hesaplaşacağız. Geç içeri. Geç. Geç kızım sen de. Hayret bir şey ya. Pardon, affedersin. Bir saniye abla. Hadi Tuna, hadi. Yapma be. Hadi. İşte bu be. Kudur oğlum, kudur. Ya bırak ya. Zar zor kazandın zaten. Ağlama oğlum, ağlama. Böyle ezerler adamı. Nasıl gömdüm ama, kudur oğlum, kudur. Tuna, sen ne yapıyorsun burada? Ne biçim laflar bunlar, ne biçim hareketler? Anne. Anne ya, anne. Hadi yürü gidiyoruz, bırak şunu. Ya bırak, çekiştirmesene. Gamze dur sakin. Tuna niye haber vermedin nerede olduğunu? Telefonları da açmadın. Ya duymadı. Duymazsın tabii. Duymazsın. Burada nasıl duyacaksın? Yürü. Al montunu da al. Çantanı da al. İzin almadan, haber vermeden ortadan kaybolmak neymiş, konuşacağız biz seninle evde. Ya yeter ya. Rezil ediyorsun beni. Arkadaşlarım yanında benimle böyle konuşamazsın. Çocuk değilim ben artık. Ha, rezil ediyorum öyle mi? Bal gibi konuşurum. Hatta arkadaşlarımla da konuşurum. Sizin ailelerinizin bu saatte burada olduğunuzdan haberi var mı? Var. Yani. Ha var. Evet. Pek sorun etmiyorlar. Yani. Yani. Onlar sorun etmeyebilir, çok güzel. Ben ediyorum. Ben sorun ediyorum. Hadi bakalım. Yürü. Hadi Tuna. Eve diyorum. Ya hangi ev ya, hangi ev? Oradan oraya sürükleyip duruyorsunuz beni. Hiç sonra neden yok Tuna nasılsın, iyi misin diye. Bir gün haber vermeyince mi kıymeti bindim? Bunları sonra konuşacağız. Şimdi haber vermeden ortadan kaybolmak neymiş, onun hesabını vereceksin bana. Gel. İşine gelmedi tabii değil mi anne? Bunları da konuşmayacağım. Ben kimseye de hesap falan vermek zorunda değilim. Rahat bırakın beni ya.
Yeter ya. Yani. Hadi gidelim. Ne biçim konuşuyor bu çocuk benim? Laflara bak, tavırlara bak. Aa, ne oldu bu çocuğa? Özür dileyeceği yerde. Sen böyle davranırsan daha da hırçınlaşır. Sakin kal. Ha, söylemesi kolay. Tuna. Tuna bir dur, Tuna. Tuna dur, bir beni dinle. Tuna. Gamze. Bekle, biz bir baş başa konuşalım, olur mu? Ben sana hak veriyorum. Anlıyorum da seni. Haklısın, biz seni ihmal ettik. Özür dilerim. Ve en çok da ben hatalıyım. Ama bundan sonra seninle ilgili konularda çok daha dikkatli olacağım. Kendi adıma söz veriyorum, anlaştık mı? Alo Nurhan. Biz tamam bulduk Tuna'yı. Geliyor şimdi birazdan. Sen Nisa'ya da haber verirsin. İlla ortadan kaybolmam mı lazımdı bunu anlamanız için? Eskiden ne güzel sohbet ediyorduk en azından. Haklısın, benim eşekliğim. Kendi sorunlarımıza o kadar daldık ki. Herkesin evi var, odası var. Arkadaşları gidip geliyor ama ben hiçbirini yapamıyorum. Ödevlerimi bile yapamıyorum. Sürekli etrafımda mutsuz bağırışan birileri var. Ama biliyor musun, umurumda da değil artık. Nasıl ki ben kimsenin umurunda değilim. Tuna, o ne biçim laf? Tabii ki sen bizim umurumuzdasın. Biz seni... Ya bırak. Seviyoruz diyeceksin değil mi? Hani nerede? Anca bağırıp pazarlamayı bilsen. Tamam, haklısın. Çok fazla tepki verdim. Ama sen de bizi anla. Ya biz de çok korktuk. Haklısın deyip durma bana. Bir çözüm bul artık. Evimiz yok bizim. Benim odam yok odam. Bıktım artık ben. Babamlayken ne kadar güzeldi. Koskocamandı evimiz. Çözeceğiz. Hiç merak etme. Odan da olacak, evimiz de olacak. Söz veriyorum sana. Niye hala gelmediler? Arasam mı acaba Emine? Bir şey mi oldu ya? Ha? Ya yok anne. Bir şey olsa Nurhan abla söylerdi. Bulmuşlar işte, gelirler birazdan. Çok şükür, çok şükür. Ha, geldiler şükür, geldiler. Ay. Gel. Gel hadi. Baba. Tuna'dan haber var mı? Gamze'yi aradım, açmıyor telefonunu. Duymamıştır o. Bulmuşlar, merak etme. İyiymiş, arkadaşlarıyla internet kafedeymiş. Yoldalar, geliyorlar zaten. Oh, çok şükür. Sen nasılsın? Hepiniz yüz çevirdiniz bana. Demediğiniz laf kalmadı. Şimdi mi aklına geldi nasıl oldu? Yapma baba bak. Sen de damdan düşer gibi gittin, evlendin hemen o kadınla. O kadın değil. Çiçek. Tamam. Ah, Reşat Hocam, siz miydiniz? Ben de Gamzeler geldi sandım sesleri duyunca. Geldiler mi Çiçek? Yok. İyi akşamlar Fatma Hanım. Hiç de iyi akşamlar falan değil. Anne lütfen, başlama şimdi yine. Ne lütfeni ya? Lütfen mi kaldı? Ya sen koskoca Reşat Efendisin. Sen herkesi sarıp sarmalarsın, kapını açarsın sonuna kadar. O kadın neydi onun adı o? Vicdan denen kadını bile ortada bırakmadın sen. Sen bir tek benim torunumu koruyup kollamadın. Sahip çıkmadın ona. Anneciğim ne alakası var şimdi Allah aşkına ama ya? Var. Hem de çok alakası var. Sen o kadınla evlenmeseydin Gamze ile Ömer kapı kapı sürünmeyeceklerdi. Evden kovmuşsun bir güzel. Olan da benim torunum oldu. Sersefil oldu çocuk. Paket mi o? Her gün oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Evi neresi bu çocuğun evi? Yeter Fatma Hanım. Benim evliliğime laf söylemek sana düşmez. Tuna senin torununsa benim de torunum. Senin kadar ben de endişelendim onun için.
Bak yüzüme bile bakmayan çocuklarımın kapısına kadar geldim. Tuna bulundu diye şükredeceğine hala yargı dağıtıyorsun ortalığa. Hah, şimdi ben suçlu oldum. Gerçeği söyledim diye tabii ki suçlu oldum. Pes korkulur sizden be. Yeminle korkulur sizin ailenizden ha. Anne ne oluyor yine ya? Ah, ah. Nasılsın kuzum? Çok merak ettik seni biz. Tabii çocuk evsiz barksız kaldı. E niye haber vermedin Tuna? Öldük bittik mi teyzeciğim? İyice abarttınız siz de. Tuna. Gamze bu yaşlarda olur böyle şeyler kızım. Çok üstüne gitme. Yok yok. İyi Tuna, merak etme Çiçek. Evet, geldiler. Geliyorum ben de. O kadın dediğin bu saate kadar uyumayıp Tuna'dan haber beklemiş. Belki bu biraz kalbinizin yumuşamasına örnek olur. Hadi siz de geçin yat, uyuyun. Seninle konuşacağız bu ev meselesi. Hadi iyi geceler anne. Hadi iyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. Gel, geç oğlum, geç. Geç içeri. Geç içeri. Hah, ver. Ömer, Ömer dur. Dur. Ay, aman aman. Geç. Ver, ver. Ben Tuna'yı yatırayım. Hadi hadi. Bir daha bana haber vermeden ortadan kaybolmak yok. Ya anne oyun oynuyorduk sadece. Sen bu saatte dışarıda olacak yaşta değilsin. Ya herkes gidiyor ama. Herkes beni ilgilendirmiyor Tuna. Beni sadece sen ilgilendiriyorsun. Madem öyle. O zaman oyun konsolu al eski evimizdeki gibi. Ben de başka bir yerlere gitmek zorunda kalmam. Tamam. Bakarız. Tabii onunla oynayabilmem için bir odamın olması lazım anne. Hayır arkadaşlarımı beni çağıramıyorum eve. Niye? Çünkü bizim bir evimiz bile yok. Çözeceğim. Sana söz verdim zaten. Çözeceğim. İyi. Artık uyuyabilir miyim izninle? İyi geceler. Yattı. Tuna nasıl? İyi. Sen iyi misin? Nasıl iyi olayım? Çocuk bile isyan etti artık. Olmaz. Yok olmaz Ömer. Bu böyle olmaz. Bizim acilen bir ev tutmamız lazım kendimize. Tamam. Bak yeni işe girdim. Biraz da para kazanırsam tutarız kendi evimizi. Ama sadece bana biraz daha zaman ver. Öyle bir zaman yok. Ben tutayım evimizi. Sen de para kazandıkça destek olursun. Hayır. Olmaz. Sen lokanta için kredi çektin. Babamın evine destek oluyorsun. Ben zaten bunların altında eziliyorum. Sen bunu görmüyor musun? Daha fazlasını yapmana izin veremem. Ben böyle iyi hissetmiyorum Gamze. Bu evliliğin tüm maddi yükünü senin sırtına yükleyemem ben. Ne yapalım yani o zaman? Sen iyi hissetmiyorsun diye ben şimdi oğlumun ihtiyaçlarını, isteklerini yok mu sayayım? Senin gururun oğlumdan daha önemli. Ben öyle bir şey söylemedim. Ne dedin peki? Ömer bak zaman çok hızlı geçiyor.
Tuna büyüyor. İstekleri, ihtiyaçları değişiyor çocuğun. Ben de bir anne olarak bunu gözetmek zorundayım. Onun bir rutine ihtiyacı var. Kendine ait bir alana ihtiyacı var. Sen bunları görmüyor musun? Görüyorum. Tabii ki görüyorum. Sadece bana biraz daha zaman ver. Biraz daha sabret. Bak işe girdim. Şimdi söyleyeceğim şeyi yanlış anlamandan çok korkuyorum. Bak hayatının sonuna kadar resim yap. Ben yanındayım. Ben zaten çok mutlu olurum bundan biliyorsun. Ama... Ama ne? Bu galeri işi nasıl olacak? Yani nasıl bir para kazanacaksın oradan? Daha koşullarını bile bilmiyoruz ki. Sen benim işimi ciddiye almıyorsun. Seninki gibi kurumsal, ciddi bir iş değil değil mi? Ben öyle bir şey demedim. Sen Şule'nin teklifini koşulları bilmeden kabul ettin. Şimdi de ev tutacağım derken bu belirsiz koşullara benim uyumamı bekliyorsun. Sorun ne tam olarak? Benim Şule'nin iş teklifini kabul etmem mi? Yoksa senin kazandığın parayla ev tutmak istememem mi? Hangisi? Çünkü ben anlamıyorum. Şule'nin teklifini kabul etmem için sen cesaret verdin bana. Bu şimdi niye problem oluyor? Sorun her ikisi de. Madem ev tutmamı istemiyorsun, madem bunları kendi kazancınla karşılayacaksın, sorumluluğu kendin taşımak istiyorsun, o zaman koşulları öğrenecektin. Sana uygun mu değil mi bilecektin. İyi tamam konuşurum. Yarın gider ilk iş konuşurum. Hiçbir şey için geç değil ki. Zaten bunun için tartışmaya da gerek yok. Ama benim aklıma takılan şey, konu sadece bundan mı ibaret? Yoksa seni rahatsız eden başka bir şey daha var mı bana söylemediğin? Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Ya Şule'yi kıskandın mı falan mı söyleyeceksin? Çocuğumla ilgili bunları yaşarken ben, sence benim meselem Şule'yi kıskanmak olabilir mi? Bilmiyorum işte Gamze. Neyse seni rahatsız eden şey söyle. Kıskanmıyorum. Ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun ben Şule'yi kıskanmıyorum. Kıskanmayacağım da. Bu bir. İkincisi, benim tek bir derdim var. O da kocam ve oğlumla mutlu bir hayatımın olması. Ve onların hiçbir şekilde zarar görmemesi. İzin verirsen şimdi uyumak istiyorum. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Nasılsın Tahir? Daha iyi misin? İyiyim hocam. Sayenizde. Kuşanma konusunda yardımcı olmuşsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Geç otur Tahir. Kardeşler. Bak Tahir. Burayı, bizi, aileyi...
ailen olarak görmelisin. Eğer öyle görürsen sana yaptığımız yardımlardan dolayı mahcubiyet duymazsın. Başın öne eğik olmaz o. Babanı düşün. Senin zor zamanlarında elinden tuttuğunda ona karşı böyle bir mahcubiyet duyuyor musun? Duymuyorsun. Arkamda dağ gibi babam var deyip gurur duyuyorsun. Başın dimdik oluyor. İşte burayı da evin, yuvan, ailen elbette ki yerine doldurmak mümkün değil ama beni de bir baban olarak bil. Ailen sana yardım elini uzattığında onu almasın bil. Mahcubiyet duyma. Başın dimdik olsun. Verin elinizi öpeyim hocam. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hepimizden. Geldin mi? Ne oldu, iyi mi çocuk? Telefonda soramadım tutmayayım diye. İyi, iyi. Çocuk işte büyüyor. Oh. Arkadaşlarıyla oynatılmış. İhbar. Tahir gelmedi mi daha? Yok. Gelir herhalde. Sen yorulmadın mı hala? Yatalım artık hadi. Ben Tahir'i beklerim. Sen yat. Hem bütün gece de uykusuz kaldın zaten. Olur mu öyle şey? Biz karı kocayız artık. Elbette bekleyeceğim, merak edeceğim. Sağ olasın. Ama sen uyumana bak hadi. Benim uykum kaçtı zaten. Şimdi yatağa girsem de döner dururum. Seni de uyutmam. Hadi yat uyu sen. Burada uyuyup kalmam. Sen düşünme beni. Hadi Allah rahatlık versin. Baba, sen daha yatmadın ya. Yok, seni bekliyordum. Seni arıyordum hatta. Sen neredeydin? İşim vardı baba. Oğlum bak. Geçen bu dernekle ilgili söylediklerime gücendiysen, o yüzden anlatmıyorsan işini gücünü. Yok baba, ben alıştım artık. Hani beni böyle hor görmene de alıştım. Artık yani ilgilenmemen de pek dert değil. O nasıl laf oğlum? Ben niye hor göreyim seni? Boş ver baba. Ne sen nefesini tüket ne de ben. Bak işte ben evdeyim artık. Sen de babalık görevini yapmışsın. Merak etmişsin, beklemişsin. Tamam, rahat ol hadi. Git yat uyu artık. Sen niye kestirip atıyorsun ki benim söylediklerimi? Ha? Biz kavga gürültü de olsa konuşup anlaşırdık seninle. Ne oldu?
Sen de mi küstün Tahir? Küsmeyen bir sen kalmıştın. Sen de mi küstün? Ne küseceğim baba ya? Çocuk muyum ben? Hani onu Nisa ile Ömer yapar ancak. Çok sevdiğin göz bebeklerim var ya. Baba, ben artık kendimi anlatmaktan yoruldum. Hani dil dökmekten de yoruldum. Konuş konuş, aynı şeyler, aynı kavgalar. Ne konuşacağım ki? İyi madem. İyi, tartışmayalım diyorsan. O da iyi bir şey. Baba, ya sen burada mı yatacaksın? Bu gece böyle. Baba, baba. İlk geceden böyle ayrı yatmak olur mu? Karışmadığım bir bu kalmıştı değil mi Tahir? Karışmıyorum. Ben sadece şaşırdım ve sordum ya. Yani şimdi sonuçta senin özel hayatın, hani mahrem alan. İyi, o zaman ben de Ömer'in odasına gidip yatayım baba. Hani şimdi odada da abuk sabuk bir ton resim var. Kabus görmesem iyi. Işığı kapat. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya lessalâh, hayya lessalâh. Hayya lelfelâh, hayya lelfelâh. Kat kâmetisselâh, kat kâmetisselâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. İnanılır gibi değil. Vallahi. Duydun mu? Bir de kadına ismiyle hitap etmeye başlamış. Duydun değil mi? Ne diyecek ki Nisa? Pes. Allah ne bileyim, ben anlamadım vallahi. Bu hiç içimi almıyor benim. Hiç kaldıramıyorum ben. İçimi alabilecek gibi bir şey değil. Kabul edemeyeceğim ben bunu. Bir de kadını övdü. Yok merak etmiş de. Yok uygu tutmamışmış da. Oldu. Oldu canım. Yani biz işimizi gücümüzü bırakalım. Bir de ona üzülelim. Hiç işim yokmuş gibi bir de. Gamze. Gamze. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Bir damla uyumadım. Hoş geldiniz siz de Fatma Hanım. Hoş bulduk. Bana bir izin versene Nisa. Gamze ile konuşacağım biraz. Ha tabii, tabii tabii. Şunları da alayım ben o zaman. Siz rahat rahat. Rahat rahat konuş. Hadi bakalım. Ne oldu anne, hayırdır sabah sabah? Gamze. Beni dinle. Bak ben artık sizin hayatınıza karışmayı bıraktım. İyi ki bıraktın anne. Kesme sözümü. Gel. Gel. Gel otur. Gel otur. Dinle beni bak. Bir kere evlendin. Boşandın. Sonra yeniden evlendin. Üstelik gizlice. Ondan da boşanmaya kalktın. Sonra bütün bu ailenin derdini, yükünü, borcunu sırtlanmaya kalktın. Tamam. Bitti gitti. Yaptın bu hataları. Ben üstüne bir sünger çektim.
O sırada sinir hastası oldum. O ayrı. Ama bu ev meselesi önemli Gamze. Bak gerçekten sinirle söylemiyorum. Bak istersen bir şekilde konuş Nisa'yla. Çıksınlar buradan. Yok anne, olmaz öyle şey ya. Ama kendi eviniz olmadan da olmaz Gamze. Bak ben Sadık'la Nurhan'ı göndermek istiyorum. Kaç yaşına geldiler hala yanımda duruyorlar. Ya kira istedim gitsinler diye. Ödüyorlar duruyorlar. Kendi düzeniniz olması şart. Hem Tuna harap oluyor. O parçalanmış bir ailenin çocuğu. Onun düzeni baştan bozulmuş. Herkesten çok onun ihtiyacı var düzene. Biliyorum anne. Biliyorum. Biliyorum da işte. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Git bir ev tut. Git bir ev tut. Ya lokanta için kredi almayı biliyorsun. 7 kat eli kurtarmaya soyundun da öz be öz çocuğun söz konusu. Senin iyiliğin için söylüyorum ben. Bir aile hayatınız olur. O çok sevdiğin Ömer'le baş başa kalırsın. Çocuğunla daha iyi ilgilenirsin. Tamam. Ben gittim. İslam barış ve esenlik dinidir. Kur'an ayetlerinde bize inananların kardeş olduklarını, küslükleri ortadan kaldırmamızı, günah ve düşmanlık üzerine değil, iyilik ve takva üzerine yardımlaşmamızı söyler. Rahman olan Rabbimiz bir ayetinde, iyilik ve kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki sana kötülük yapan her kimse sanki sımsıcak bir dost olur şeklinde bizlere hatırlatma yapmaktadır. Kur'an'da peygamberimizin Allah'tan bir merhamet sebebiyle insanlara yumuşak davrandığı. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydı İnsanların onun etrafından dağılıp gideceği vurgulanmaktadır. Ana ve babaya hürmet de önemlidir. Kur'an bizlere, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve ana babaya iyiliği emretmiştir. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine sakın öf bile deme. Onları azarlama. Kendilerine güzel sözler söyle, uyarısında bulunur. Dolayısıyla aile içinde küs kalmanın, ana babayı azarlar tarzda konuşmanın ve onların gönüllerini kırmanın dinimizde yeri yoktur. Sizi ben anlaşıldı. Anne delirdin mi? Yeter ya yapma bırak. Okulu aradım ben Eda. O bahsettiğin kafenin numarasını istedim. Verdiler sağ olsunlar. Sen kızım bana niye yalan söyledin? Yok mu şöyle bir kitap standı orada? Anne ben sana anlatacaktım ama.
kızım sen bana daha neyi anlatacaksın ha? Parayı nasıl çaldığını mı söyleyecektin kızım? Ne söyleyecektin sen bana? Sen benden daha ne saklıyorsun Eda? Ne saklıyorsun? Ver şunu! Anne bırak! Eda anne, vermedim. Bırak, olur. Ver dedim Eda. Ne bu? Anne onu alma, ver bana. Ver! Eda ver dedim. Ne bu kızım? Ne bu Eda? Anne ver bana hadi. Kızım ne bu? Alma hadi ver bana. Bırak. Eda verir misin? Eda. Şimdi bana ne haltlar yediğini derhal anlatıyorsun. Artık bu işin şakası yok kızım. Duydun mu beni? Hiç ağlama boşuna. Şimdi bana gerçeği anlat. Kızım sen bu parayı nereden buldun? Ne bu elbise? Ne bu elbise kızım? Anne dur neyi yırtıyorsun? Ne bu ne? Anne bırak ne bu? Niye yırtıyorsun anne ver. Bırak. Yırtacağım tabii. Sen bana gerçeği anlatma. Senin bütün dolabındaki eşyalarını yırtarım tabii. Kızım anlatsana bana. Konuşsana Eda. Tamam. Tamam anlatıyorum. Emine. Emine'den aldım parayı. Nilüfer'le görüştüğü için zaten mahcup olmuştu bana. Boş para aldım yani ondan. Bu kadar. Sen bu elbise için Emine'den gittin borç para mı aldın? Evet. Evet elbise için borç para aldım. Bir doğum günü vardı ben de gitmek istiyordum. Param yoktu. Elbisem de yoktu. Herkesin vardı benim yoktu anne. Emine de halimden anladı bana borç para verdi. Ben de o parayla gittim kendime elbise aldım. Ya bu kadar, bu kadar. Sus tamam. Niye benden istemedin o zaman? İstesem verecek miydin anne? Babamla bir sürü olay olmuştu zaten. Üzgündün, ağlıyordun, mutsuzdun. Ben de bir doğum günü için senden para isteyemezdim yani. Hayır, size düşünmek de suç olmuş. Ben bıktım artık bu evin olaylarından ya. Sen de beni anlamıyorsun. Kimse anlamıyor beni bu evde. Eda. Eda kızım, Eda. Eda. Alo Emine. Senden çok önemli bir şey isteyeceğim şimdi. Ne oldu Eda, iyi misin? Evet evet iyiyim. Emine. Annem seni ararsa sakın açma, tamam mı? Ne oluyor ya? Eda niye açmayayım? Anlatır mısın hemen bana? Ya. Okula gelince anlatacağım, tamam mı söz? Ama şimdi dediğimi yap, olur mu Emine? Ne olur. İyi, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Vallahi sağ solu belli olmuyor ama Fatma Hanım çocuklara bakmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Allah razı olsun annenden. Bakma. O da seviyor onları da. Benim annemin sevme şekli biraz değişik. Günaydın. Hayırdır? Ömer ne oldu? Bir şey mi var? İyi misin? Babamla mı tartıştınız? Bir şey mi dedi camide? Yok, boş ver. Hadi geç kalıyoruz, çıkalım. Ömer. Bana bir şey demedi de. Cemaate küslük üzerine vaaz verdim sabah. Sanki kendisi de küsmemiş. Beni evden kovan odaymış gibi. Üzülüyorum yine de. Ömer, fikrimizi bile sormadan evlenmeye kalkan o. Evlat sayıp karşısına alıp konuşmayan o. Bir de üstüne haklıymış gibi seni evden kovan, bize küsen o. Ama vicdan yapan, özür dilemesi gereken biziz. Öyle mi? Yapmadığını bırakmadı ya bana. Tamam belki haklıydı ama yapmadığını bırakmadı. Şimdi benden anlayış falan beklemesin. Hele ki ucunda annem varken. İsa.
Bak bakayım bana. Haklısın. Ama böyle yaparak babanı cezalandırmıyorsun ki sadece. Ben seni de görüyorum. İçin nasıl yandığını görüyorum. Onu nasıl özlediğini görüyorum. Böyle olmaz bak. Hem çocuklar ne olacak? Ne olacak yani? Onlar dedelerini görmeden mi büyüyecekler? Bak kendin diyorsun bana yapmadığını bırakmadı diye. Ama şimdi sen aynısını yapıyorsun. Bak ne diyeceğim. Lokantamızı açtık. Diyorum ki güzel bir yemek yapalım. Babama da çağıralım. Bitsin bu küslük. Artık şu buzlar bir erisin. Yeter artık tamam. Yani çok uzadım mesela. Ha ne dersin? Olmaz Gamze. Yok. Hiç konuşma boşuna. Vallahi yani nefesini tüketme. Kalbinizi de kırmayayım. Daha fazla uzatmayalım bu konuyu lütfen. Ben zaten çıkıyorum. Lokantaya gideceğim daha. Hadi. Ceyda, Umut. Hadi Fatma elinize. Hadi. Hadi geç kalıyorsun. Çıkalım. Ay şurayı toparlayayım da öyle çıkalım. Kaldı her şey. Yardım edeyim sana. Bugün anladım biliyor musun? O da çok üzülüyor aslında. Özlemiş bizi. Ya üzülmez mi? Babandan bahsediyoruz. Yani size hatta sana olan düşkünlüğünü bırak bizi bütün mahalle biliyor. O yüzden iki dakikada kapı önüne koydu değil mi? Ya tamam belki biraz acayeti davrandı. Ama herkes hata yapar. Biz sanki çok onun usulüne uygun davrandık. Ne çabuk unuttum. Sen bizim evliliğimizin olanakini bir mi tutuyorsun? Biz aşık olduk Gamze, aşık. Babam ise eve resmen bakıcı alıyor. Ya hayır, tabii ki de bir tutmuyorum. Aşk değil de... Ya insan sadece bazen duygularıyla hareket edebiliyor. Bizimkisi aşktı, evet. Babanınki de sıkışmışlık. Hem belki... Hem belki ne? Sakın bana seviyordur deme de şimdi. Sevgi değil de... Babana iyi gelir belki. Birbirlerine yol arkadaşı olurlar. Ya olamaz mı? Tamam Gamze, kapatalım konuyu. Benim daha fazla konuşasım yok. Tuna nasıldı bu sabah? Biraz daha toparladı mı? Bilmiyorum. Hep kelimeyle etmeden gitti okula biliyor musun? Açlığını bile veremedim. Düzenini kurmadan rahat etmeyecek çocuk. Haklı da. Ben okula gidip harçlığını bırakırım istersen. Hem konuşurum. Tuna akıllı çocuk. Anlar halden. Konu harçlık değil. Üstelik Tuna halden anlamak zorunda da değil. Daha ne kadar anlayacak? Yani sabrediyor ama durum ortada. Dün gece gördük hepimiz. Söyledi işte. Çocuğun kendine ait bir evi... Arkadaşlarını davet edebileceği bir odası bile yok. Ya bunu sana daha ne kadar söylemem gerekiyor acaba? Tamam Gamze, tartışmayalım yine lütfen. Ben bulacağım diyorum yolunu. Sen hiç mi güvenmiyorsun bana? Ya konu güven meselesi değil diyorum. Konu Tuna. Ben bir anneyim. Her şeyden önce oğlumu düşünmek zorundayım. Ona istediği yuvayı kurmak zorundayım. Endişeleniyorum Ömer. Ne olur beni anla birazcık. Tuna benim de oğlum. Biz bir aile olduk. Hem hatırlasana. Daha senin oğlun olduğunu bilmeden ben onu ayrı bir yere koymuştum. Sana söz veriyorum. O yuvayı ona birlikte vereceğiz. Biraz daha sabret. Lütfen. Daha çok şükür geldim ya, çatladım meraktan. Anlat ne oldu? Ya bir şey olduğu yok. Annem adamda para buldu. Bir de yeni bir elbise vardı. Onu da buldu. Fena kavga ettik. Ben de beni sıkıştırmasın diye senden borç para aldığımı söyledim. Ama
Ya ararsa sorarsa sakın hiçbir şey söyleme Emine. Ne olur lütfen ya. Eda. Bu parayı benden almadığına göre sen nereden buldun? Eda ne karıştırıyorsun sen ya? Ben seni geçen gün burada lüks bir arabaya binerken gördüm. Aradım açmadın da. Ha? Ne karıştırıyorsun anlatsana. Peki tamam anlatacağım ama anneme söylemeyeceğine söz ver. Eda'cığım seni tehlikeye atacak bir şey yoksa söylemem tamam. Anlat sen bir önce. Söz ver ya söz ver. Annemler duymayacak tamam mı Emine? Tamam diyorum anlat hadi. Annen geliyor. Emine bak sakın hiçbir şey söyleme tamam mı? Ne olur bak. Ben sana her şeyi anlatacağım sonra ama şimdi hiçbir şey söyleme. Tamam mı? Ne olur. Ne yapıyorsunuz siz burada? Niye girmediniz okula? Zil daha çalmadı. Geçiyorduk şimdi. Hayırdır ne oldu? Sen niye geldin benim peşimden? Emine ile konuşacaklarım var. Kızımın bir dediği bir dediğini tutmadığı için eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım dedim. Emine yavrum, sen Eda'ya para verdin mi? Emine, kızım bak yalan söyleme. Çok büyük günah. Hem sana da hiç yakışmaz. Sen para verdin mi, vermedin mi? Sen bana doğru söyle. Verdim. Verdim. Ne kadar verdin? Bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum ben. Çok oldu vereli. Hatırlamıyorum. Ne oldu ki? Sen bunca parayı verdin. Ne kadar verdiğini mi hatırlamıyorsun Emine? Kızım sen fabrikatör kızı mısın? Tamam madem hatırlamıyorsun. Peki kendinin bu parayı nereden bulduğunu hatırlıyor musun sen Emine? Ha? Ya anne beni bitirdi şimdi sorgu sırası Emine'ye mi geldi? Bravo. Herkesi yıldır sorunlarına tamam mı? Beni de rezil et. Keşke şimdi beni sorguladığın kadar zamanında babamı sorgulasaydın. Belki bugün bunları yaşıyor olmazdık anne. Tamam kızım. Ama bu mesele burada kapanmadı. Haberiniz olsun. Eda, bak beni de yalancı duruma düşürüyorsun. Değse bari anlat hadi ya. Emine çok teşekkür ederim. Vallahi hayatımı kurtardın ya. Çıkışta anlatacağım söz, tamam mı? Duyduklarına inanamayacaksın. O kadar söylüyorum. Teşekkür ederim. Sabah sabah hiç fırça yiyecek halim yok abicim. Bugün de istifa etmeyi düşünmezsin herhalde değil mi? Haha çok komik. Formundasın bakıyorum. Beni bu hale getiren de utansın. Tamam güne neşeyle başla istedim. Ne var bunda? Ama sustum. Şaka falan yok. Tamam. Neyse şakayı bırak şimdi. Ben işime geçeyim de. Evime aileme geç kalırsam büyük sıkıntı oluyor. Hemen eve gitmem lazım. Alo Şule. Ömer müjdemi isterim. Hayırdır?
Sesine bakılırsa güzel bir haber. Güzel de laf mı? Ama önce sen söyle, bana ne ısmarlıyorsun? Ne ısmarlayayım bilmem, ne oldu ki? Vallahi onu ben de bilmem. Ama seni götürdüğüm yerde çayla simide hayır demem. Orası uğurlu geldi bize. Ben hiçbir şey anlamıyorum şöyle, ne oluyor? O zaman sıkı dur, söylüyorum. Hani ben resimleri satışa çıkarmıştım ya çocukların yararına. İşte sana söylemedim ama seninkini de koymuştum aralarına. Bil bakalım ilk satılan resim hangisi oldu? Emin misin? O kadar resim arasında benimki mi gerçekten? O kadar eminim ki. İşte sen kendi değerinin farkında değilsin ama senin değerini bilenler var çok şükür. Ömer, kendinin yeteneğinin farkına var olur mu? Hem daha bu başlangıç. Ben sana söylemiştim. Birlikte daha çok güzel işler yapacağız. İnşallah. Çok sağ ol. Tamam o zaman sen erkenden gel bugün. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi konuşalım ha? Tamam. Galeride görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne oldun? Kaldın öyle Ömer. Ne olmuş? Çatlatma insanı. Söylesene. Ne diyor? Benim çizdiğim resmi Şule bana sormadan satışa koymuş. Koyduğu gibi de satılmış. Öyle dedi. Aa. Kim almış? Bir şey dedi mi? Yok, söylemedi. Galeriye çağırdı. Gittiğimde soracağım ama ben de merak ettim. Hem çalışma koşullarımı da soracağım. Merak etme sen, tamam mı? Yalnız sevinç yıllıkları atarsın zannediyordum. Sevindim. Sevinmez olur muyum hiç? Yani mesela tablonun satılması bir yana resme geri dönmene en çok mutlu olacak kişi benim. Seninle gurur duyuyorum. Ama? Ama? Biraz fazla mı hızlı ilerliyor acaba? Yani ne kadar doğalında gidiyor ona emin olamadım. Ne demek istiyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Yani diyorum ki bu olanlarda Şule'nin ne kadar özel bir gayreti var. Ondan emin olamadım. Yani benim çizdiğim resmin aslında o kadar da değeri yok. Şule'nin özel ilgisiyle oluyor diyorsun. Hayır, öyle demek istemiyorum tabii ki. Yani dün şimdi apar topar çocuk atölyesi. Bugün birdenbire resminin satılması. Biraz fazla hızlı ilerlemiyor mu? Onu söylüyorum. Sen bunu bile sorguluyorsan demek ki o kadar da inanmıyormuşsun ki bana. Söyle Gamze'ye açık açık. Sen bize ne bir yuva sağlayabiliyorsun ne de doğru düzgün bir işin vardı. Hem ben buna neden inanıp güveneyim de. Söyle. Hayır Ömer, beni yanlış anlıyorsun. Benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Dur bir dakika, dur. Ne olur, dur. Affedersin. Öyle söylemek istemedim. Ben bu hayatta her şeyden, herkesten daha fazla güveniyorum sana. Ne olur öyle gitme. O zaman bunu biraz daha göstermeydiniz. Buradan bakınca öyle belli olmuyor çünkü. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Bak göreceksin. İleride o kadar çok resmin satılacak ki. Benim heyecanımdan sıkılacaksın. İnşallah. O zaman ben son sürat galeriye gidiyorum. Aklında bir şey gelirse yaz bana, sorarım şöyle, tamam mı? Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Hadi oğlum Hakan, hadi göreyim seni. Senden bir uçan bir kaçan. Sen yaparsın aslında, hadi. Ne yapıyorsun be? Şimdi yol kesmeye mi başladın? Bakın hata ettim ben. Yanlışa düştüm. Yolumu şaşırdım. Şeytana uydum ben ya. Ya Asım Bey,
Siz benden daha eğitimli bir insansınız. Benden daha iyi ölçersiniz, tartarsınız, biçersiniz ha? Ya kes yağlamayı, sadede gel. Şikayetçi olacak mısınız? Nisa söyledi. Ama benim de aklımı çeldiler Asım Bey ya. Vallahi oyuna geldim ben. Kandırdılar beni ya. Ya yürü git. Ya kardeşim başkasına sık bu palavraları. Benim karnım tok. Abi yapma, Allah'ını seviyorsan elini ayağını öpeyim. Bak iki gözünün yanında yumurta kırayım ne olursun. Abi benim 5 tane çocuğum var. Ben içeri girersem bu çocuklar ne yiyecekler, ne içecekler abi? Ben ne yaptıysam karıma olan aşkımdan ailem, yuvam dağılmasın diye yaptım ya. Benim de hatalarım oldu. Olmadı değil. Yani ben de insanım sonuçta. Ama şu hayatta herkese ikinci bir şans var da bana mı yok abi ya? Ne olur ya? Ya ne yapışkan herif çıktın sen be? Yürü git. Kardeşim, bak eşin senden boşanmak istiyor. Ben de senden şikayetçiyim. Sen de hem eşinden boşanacaksın hem de bana yaptıklarının hesabını vereceksin. Ne ayaksın lan sen? İbiş! Sen Nisa'ya mı yürüyorsun lan? Ha? O yüzden mi bir an önce böyle boşanma çabaları falan filan? Oğlum bak seni gebertirim duydun mu? Elimde kalırsın lan! Çok güzel, çok güzel. Önce şantaj, şimdi sokak ortasında tehdit. Hadi bana bir yumruk atsana sen. Darttan ben sana bir dava açayım da böyle katmerli olsun bu iş. Yok ha? Yok yok. Hadi. Yok yok ya yok siz... Yanlış anladınız. Ya ben ne yaptığımı biliyor muyum Asım Bey ya? Allah'ını seversiniz. Vallahi ben çok zor durumdayım Asım Bey ya. Müşkülüm ben, müşkül. Asım Bey, Asım Bey ben kimsenin önüne diz çökmedim. Bakın şimdi sizin karım için, çocuklarım için, ailem için sizin önünüze diz çöküyorum. Ne olursunuz Asım Bey ya. Beni hapse gönderirseniz kocaman bir ailenin vebalini boynunuza almış olacaksınız Asım Bey. Allah'ını seviyorsunuz Asım Bey. Ya yürü gitti şimdi Allah'ını seversen. Bugünkü piyangoda sen çıktın. Ya millet deli hasret ben akıllıya. Allah Allah. Yemedi Lale. Ne yapacağım ben şimdi ya? Öyle sıradan bir internet sitesi istemiyorum ha. Sen resmin hikayelerine böyle genişçe bir yer ver. Ben dolduracağım sonra onları. Hem de satış gelirlerinin yarısının Darüşşafaka'ya bağışlanacağını da belirt ama gözü sokar gibi olmasın. Ömer Bey'in özgeçmişini de göndereceğim akşam. Tamam hadi beklentim büyük senden. Aa ne ara geldin sen ya? Görmedim. Ömer Bey'in öyle ahım şahım bir özgeçmişi yok yalnız. Hani havalı bir internet sitesi istiyorsan eğer. Ama o özgeçmişin içinde ne bileyim hangi okullardan mezun oldun... Basketbol mu oynadın, nerelere gittin falan gibi şeyler olmayacak ki. Ne gibi şeyler olacak peki? Neden resim yapmak istiyorsun? Neden yapmadan duramıyorsun gibi şeyler. Benim buna net bir cevabım yok sanırım. Emin değilim yani. Senin var mı? Yani ben okulda hoca ders ezberletirken ya delirecektim... ...ya da kurduğum hayalleri kağıda boyayacaktım. Allah'tan ikincisini yaptım. Delirmekten kastın? Eğitim hayatım berbat geçti benim. Yani uyum sağlayamadım, dışlandım. İşte ne bileyim, dikkat dağınıklığı dediler. Hiperaktivite, depresyon. Ama sonra anladık ki böyle değilmiş. Nasılmış? Yani ben... Bunu söylediğim zaman genelde insanlar benimle çok farklı konuşmaya başlıyor. Ama sen de farklısın en azından. Anlamadım. Herkes beni gerizekalı zannediyordu ama tam tersiymiş meğer. Yani ben üstün zekalıymışım. Ya. Yani sorsan hayatıma nasıl bir katkısı oldu? Yalnız kalmak dışında hiç. Bir dakika, bir dakika. Şu an bayağı dahi biri mi var benim karşımda? Dalga geçme ama. Yok, dalga geçmiyorum. Ama sende bir tuhaflık olduğu en başından belliydi zaten. Sen de mi Ömer? Yani ben hayatım boyunca bu cümleyi duydum ya. Yok işte bu kızda bir tuhaflık var, tüylerimi diken diken ediyor falan. İyi anlamda bir tuhaflıktan bahsediyorum ama. Farklı olmanın ne demek olduğunu bilenlerdenim. Açıkçası ben senin yerinde olmayı hiç istemezdim. Cidden mi? Bunu söyleyen ilk kişi olabilirsin. Genelde şey derler, bu Allah'ın bir lütfu, kıymetini bil. Özellikle de ailem. Öğretmenlikten gelme tecrübeyle söylüyorum. Çocuklar farklı hissetmeyi değil, önce kabul görmeye ihtiyaç duyarlar. Senin için zor olmuştur. Neyse ki şimdi istediğin şeyi yapıyorsun. Dışlanmayacağın bir yerde, kendi dünyanda. Evet, dışlanmıyorum.
Çünkü insanlardan bir beklentim yok. Sen hariç. Ben mi? Ya sen de farklısın Ömer. Yani insanların seni sevmesi için çabalamıyorsun. Ne bileyim, onların onayını gözünde büyütmüyorsun. Abim gibi insanlar seni yaralayamıyor. Ben senin kadar güçlü değildim. Belki de o yüzden hayranlık duyuyorum sana. Yani çok sağ ol. Çok güzel şeyler söylüyorsun tabii de. Her ne kadar etkilenmiyor gibi gözüksem de benim de canımı sıkabiliyor o insanlar. Burada beraber saklanabiliriz onlardan. Yani bizim gibi çocuklara, ne bileyim işte daha hassas, daha deli, daha tuhaf çocuklara resimle hayata bağlanmayı öğretebiliriz. Ya da kendi resimlerimizle yalnız değilsiniz deriz onlara. Farklılıkların zayıflık değil, aslında bir hediye olduğunu anlatabiliriz mesela, olmaz mı? Sen özgeçmişleri boş ver, bunları yaz yeter. Aa dur, unutuyordum neredeyse. Bir bana gelsene. Bağıştan geriye kalanlar. Sonrakileri de hesabını yatır. Bu çok. Öyle değil mi? Yani benim rakamlarla aram kötü. Matematik öğrenemedim malum. Teşekkür ederim. Kahve yapacağım. İçersin değil mi? Olur. Soda kalmamış, ayran aldım. Sağ ol. Ama yemeyeceğim. Ya senin neyin var sabahtan beri? Anlatmıyorsun da. Bir şeyim yok diyorum ya Yaman. Niye üstüme geliyorsun? Hayır, farkında mısın? Biz senin eskisi gibi konuşamıyoruz. Ya gerginsin ya tersliyorsun. Ya eskisi gibi akmıyor muhabbet. Ne demek istiyorsun ya? Sen sıkıldın mı benden Yaman? Al işte. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Hemen suçlamaya girişiyorsun. Anlayışsızım da yani ben. Yamancığım, o zaman sen böyle seni anlayan, halden anlayan biriyle sohbet et bundan sonra. Sen Nilüfer'den mi bahsediyorsun? O ne alaka durduk yere ya? Sen niye şimdi aklına o geliyor ki? Ben anlamadım yani. Bence gayet iyi anladı. Sen de ailen gibi kadınlarla erkeklerin arkadaş olmayacağına mı inanıyorsun? Ailem gibi mi? Ne diyorsun sen ya? Yobaz mı benim ailem Yaman? Değil mi? Öyle olsalardı senin o çok sevdiğin Nilüfer öyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşamazdı ortalıkta. Ben Tahir'in gayrimeşru kızıyım diye. Kendin ye tostunu. Başlamışsın. Bu konuşma iyi bir yere gitmeyecek. O yüzden başlamadan keselim bence. Ömer, biz çok iyi anlaşamıyoruz. Orası net. Ama burada sorun sen ya da ben değil. Öyle mi? Ne o zaman sorun? Kardeşim. Kardeşim tanımıyorsun. O çok kırılgan biri. Ne demek istiyorsun? Açık açık söylesene. Daha önce hiç kimseye gel benimle çalış demedi bu kız. Ne teklifler aldı, ne ortaklıklar, sponsorluklar falan. Hepsini reddetti. Neymiş efendim? Resim yaparken bağımsız olmak istiyormuş. Tamam dedik. Ama sonra sen çıktın birdenbire ve her şey 180 derece değişti. Abi. Gelmişsin. Ben de nerede kaldı diyordum. Peki geldin. Mutluluğumu gözlerinle görürsün artık. Dün kutlayamadık bir türlü. Değil mi? Malum. Yani bir gün belirleyelim. Hep birlikte oturalım, bu ortaklığı bir kutlayalım. Gamze de gelir. Hem ben de birini davet etmek istiyorum. Aa, kimi? Özel birini. Benim için yani. Ömer'i Doğu'yla tanıştırmak istiyorum. Hatta belki dördümüz yeriz bir gün yemek birlikte. Yani sen de beni översin çünkü
abimin yapmayacağı malum artık. Ya biz bir türlü açılamadık da birbirimize. Doğuyla. Ağırdan alıyor bayağı bir. Doğu. Şu satranççı silik tip. Silik tiple evet. Çünkü insanın silik tip olmaması için illa takım elbise giymesi gerekiyor değil mi abicim? Heyecanlıyım ben biraz. Peki belli oluyor mu çok bu? Bilmem. Ama mutlu görünüyorsun. Kahve içer misin? Yok, benim işe dönmem lazım. Size afiyet olsun. Bizim de zaten çalışmaya başlamamız lazım artık. Ama uğra yine. Hatta online'dan birkaç tablo alırsın belki. Bakarız. İyi. Ben yokken canını sıkmadı değil mi abim yine? Hayır, başaramadı bu sefer. Güzel. Hadi. Şule. Hı. Neden ben? Pardon? Sen yalnız çalışmayı seviyorsun. Neden burada çalışmamı istedin? Yani hala bunu sorduğuna inanamıyorum Ömer ya. Ya biz aynıyız. İkimiz de doğduğu yerin yabancısıyız. Sadece resim yaparken kendimizi evimizde hissediyoruz. Abime değil de artık bana güvensen biraz iyi olur. Bir de kendine. Çok yeterlisin çünkü. Gel bak bir şey göstereceğim sana. Ne görüyorsun bu tabloya bakınca? Korku. Niye? Yani kırmızı, mavi, beyaz bir sürü renk kullanmış. Nereden çıktı korku? Var gibi görünüyor ama. Şuradaki gölgeyi görüyor musun? Kapatmış. Kırmızıyı soldurmuş. Olması gereken renginde değil. Engellemiş gibi. Tam olarak bundan bahsediyorum işte Ömer. Yani binlerce insana göstersem bu tablo için böyle renkli, alelade bir tablo derdi. Ama sen ötesini görebiliyorsun. Yani senin yeteneğin sadece resim yapmak değil. Bazıları bakar, bazıları görür. Sen görebilenlerdensin. Ve evet, bu tabloyu yapan ressam bayağı bir korkuyor. Neyden korkuyor? Onu da zamanı gelince anlarsın. O da anlaşıldığına çok sevinecek. Ay, zehir gibi. Uf, ben şekersiz kahveyi sevmem. Annem, şeker çok zararlı ama. Hem kahvenin tadını böyle daha iyi alırız. Bütün hemşireler de aynı, şekersiz, şekersiz. Reşat'ım, sen bana şekerli bir kahve yap da ağız tadını içeyim oğlum. Olur anne, olur. Yaparım birazdan da. Ben şu şeyi bir arayayım. Yatakları getireceklerdi. Yatakları mı? Yatak mı alıyorsun Reşat'ım? Bana da yastık söyler misin? Pofuduk pofuduk bir yastık istiyorum. Ha, geldiler. Oğlum ne oldu? Ne bu hal? Bir şey olmadı. Ne demek hiçbir şey olmadı? Bu üstünün başının hali ne böyle? Ne oldu bu gömleğe? Odama çıkacağım. İzin verirseniz. Tunacığım, ne oldu anlat hadi. Bak Reşat deden de çok üzülüyor. Çattık ya. Tuna oğlum, bir dakika yavrum. Annesine haber vermek lazım. Belli ki bir şey olmuş okulda. Ne olmuş, ne olmuş? Tuna, evladım bak, kızacağımdan değil, seni merak ettiğimden soruyorum. Ne oldu? Hadi anlat bana. Anlatınca da değişecek. Biri mi canını sıktı? Biriyle kavga falan mı ettin? Kim canını sıkmadı diye sorarsanız daha kolay cevap vereceğim. Peki o halde?
Kimler canını sıktı? Herkes. Konuşmak istemiyorum ben. Üstümü değiştireceğim. Tuna evladım ama olmaz böyle. Bak ne oldu? Düştün mü? Bir yerine bir şey mi oldu? Benim öğrenmem lazım. Tuna evladım. Ne oluyor sana bu aralar böyle? Bak dün de ortadan kayboldun. Meraklandırdın herkesi. Etmeyin. Niye diyorsunuz ki? Ben sizin torununuz değilim. Ben bunu duymamış olayım. Yalnız kalmak istiyorum müsaade ederseniz. Sizin eviniz biliyorum ama gider misiniz? Burası senin de evin. Sen benim de evladımsın. Tamam şimdi topla kafanı biraz ama sonra konuşacağız. Neyse sorun halledilir. Yeter ki sen içine atma. Gamze Hanım, Nevzat Bey geldi. Görüyorum Sema Hanım. Sağ olun. İnan benim de buraya gelmeye hiç niyetim yoktu. Seni rahatsız etmek derdinde değilim hiç. Ama? Aması şu, Ömer'e engel olmamışsın, onu vazgeçirmemişsin. Dip dibe çalışmaya başlamışlar bile. Ben sana güvenmiştim. Nasıl bu kadar umursamaz olabildin? Dediklerimi nasıl yok sayabildin Gamze? Ay Nevzat Bey biliyor musunuz? Annemden bile fazla karışmaya başladınız bana. O bile bu kadar canımı sıkmıyor ki bu konuda çok iyidir. Ne oluyor ya? Ya niye kimse beni ciddiye almıyor? Kocanla da konuştum. Ya bu kız hassas dedim. Senin burada olmanın yeteneğinle falan alakası yok dedim. Böyle alık alık baktı yüzüme. İşine gelmedi tabii. Uslubunuza dikkat edin lütfen. Benim dikkat edeceğim tek şey Şule'nin iyiliğidir. O benim kırmızı çizgim. Ondan gerisi boş. Bilmem anlatabildim mi? O zaman gidin kardeşinizle konuşun Nevzat Bey. Benimle ya da eşimle değil. Kendisi de herhalde küçük kız çocuğu değil. Koskoca bir yetişkin. Sizi rahatlatacak bir şeyler söyleyecektir. Siz de etrafa saldırmaktan vazgeçersiniz böylece. Gamze anlamıyorsun, anlamıyorsun. Şule, Ömer'den fazlasıyla etkileniyor diyorum. Bu seni hiç rahatsız etmiyor mu ya? O benim bileceğim bir konu. Sizi ne ilgilendiriyor? Bakın zaten zar zor ikna ettim kendimi istifa etmemeye. Şu anda kararımdan dönmek üzereyim, haberiniz olsun. Sizden son kez rica ediyorum. Benim özel hayatıma karışmayın. Benle ve eşimle ilgili yorumlar yapmayın. Ya bu hiç normal değil. Bu hiç profesyonelce de değil. Ben size daha nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. Peki o zaman. Benden günah gitti. Üzgünüm. Pişman olacaksın. Deli mi ne bu ya? Efendim baba? Kızım çalışıyorsun biliyorum ama. Evet bir şey mi oldu? Bir sıkıntı yok değil mi? İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Biz iyiyiz de Tuna geldi. Tuna eve mi geldi bu saatte? Onun okulda olması gerekiyor şu anda. Geldi işte. Üstü başı da biraz dağınık. Dağınık halde mi? Ne olmuş? Bir kaza falan mı olmuş? Bir şey mi olmuş? Yok yok iyi. Ne olduğunu sordum ama bana söylemiyor. Canı da epey sıkkın. Yani diyeceğim o ki... Eğer de müşkülde değilsen bir gelsen iyi olur. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Oh. Geliyor mu? Geliyor. Hadi bakalım. Aç 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 bakayım ağzını. Aç bir bak bakayım tadına. Ay bir şey de iyi yapma be Nurhan. Çok çok güzel yediğim en güzel mercimek köftesi bu. Ya yani abartma derdim ama abartmadığını biliyorum canım. Sadık'ı da bununla tavladım ben. Ya. Ya. Sadık'ın midesine giden yol aşktan geçer. Nurhan, tam tersi olmasın o? Yok yok kız, aynen böyle. Yemek için yaşıyor bu hayat tabii. Yesin, içsin, ona başka bir şey lazım değil.
Açık koyuyorum sana. Olur olur. Ay. Dur bak, iyi aklıma geldi. Öğlen götüreyim şundan da sevinsin azıcık, yazık. Ha, gel gel hadi. Nurhan ya. Vallahi çok şanslısınız. İkiniz de. Yani senin de başına gelecek biliyorum ben. Yani hatta belki gelmektedir de. Anlamadım. Ne demek istedin? Kız senin şu şef. Yani bayağı düzgün biri. Evet. Yani fiziği desen, yani hiçbir şey söylememe gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez çünkü. Aşk olsun Nurhan ya. Sen de mi? Lütfen. Kız dur, kötü bir şey söylemedim. Ya yakışıyorsunuz dedim sadece. Yani eğer ona karşı içinde bir şeyler varsa. Yok. Yok. Hem ben daha boşanmadım Nurhan. Unutma lütfen. Ancak hiç de yakışmıyoruz. Bir ona bak, bir bana bak. Bizi yan yana görenler ne düşünür sence? Ne kadar iyi anlaşıyorlar diye düşünür Nisa. Ne düşünecek? Hem sen Hakan'la ayrılalı epey oldu. Foyası ortaya çıkalı yani, hatırlatırım. Nurhan neyse ne ya. Tamam, yakışmaz yani bana. Yok, o benim sadece iş arkadaşım. Acı sen de bunu bir daha lütfen konuşma. Açma yani konuyu, tamam mı? Rica ederim. Olur Nisa, açmam. Kusura bakma. Yok. Sen yani mercimek köftesi götürecektin. Var daha ona. Hı. Şükran, nerede kaldın? Ne oldu ya? Yüzünün hali ne öyle? Yani çok garip şeyler oldu. Hani ne siz sorun ne ben söyleyeyim ama sana anlatmam lazım Nisa. Yani Nisa, senin bilmen gerek. Ne oldu? Ya şimdi ben bu Eda'nın dolaplarını karıştırıyordum. Bir tane böyle pahalı bir elbise gördüm. Saklamış ama ben buldum. Onu ona işte Emine almış. Ne? Anlamadım, nasıl yani? Ya Nilüfer yüzünden kendini kötü hissetmiş, mahcup hissetmiş. Telafi edeyim diye elbisenin parasını hediye etmişmişmiş. Şükran iyi de şimdi pahalı dedin kıyafet. Yani Emine'nin kendini alacak parası yok ki. Eda'ya nasıl para verecek anlamadım. Sordum ben bunu Emine'ye. Aldım dedi. Kız belki taksitle falan almıştır. Ne bileyim, kredi kartına falan yapıyorlar ya. Yok ya. Yok ki kredi kartı. Acı o da çocuk. Benim kredi kartım yok. Onun nasıl olacak zaten? Durun anlayacağız şimdi. Bir dur. Efendim anne. Emine, beni iyi dinle. Şimdi okuldan sonra Eda'yı da alıyorsun. Doğruca lokantaya geliyorsunuz. Tamam mı? Şükran yengemle mi konuştun? Aynen öyle. Sakın geç kalma. Hadi. Gelecek ay burada sergilenecek koleksiyon. Nasıl sence? Çok etkileyici. Ünlü biri mi bu? Hayır. 12 yaşında otizmli bir çocuk. Yani dünyayı onun gözlerinden görmemizin daha iyi bir yolu yok bence. Bak. Sen gerçekten önemsiyorsun bu işi. Anlamı olsun istiyorum. Yani ben beyaz Türkler gelsin de geçsin diye açmadım burayı. Onu görüyorum. Bugün bu yetenekli ressamımızla seni tanıştırmak istiyorum eğer senin de vaktin olursa. Kendisi pek konuşkan değil ama bence sen bir yolunu bulursun. Pardon. Efendim canım? Babam aradı da haber verdi. Tuna gelmiş, üstü darmadağınmış. Ne olduğunu da söylememiş. Ben şimdi çıktım, eve gidiyorum. Ay aklım gitti Ömer. Ne oluyor ya? Dün bir, bugün iki. Dur canım dur, sakin ol. Kötü bir şey olsaydı babam söylerdi zaten. Muhtemelen biriyle atıştı. Bu yaşlarda oluyor böyle şeyler. En ufak sorunda agresifleşiyorlar. Tuna durduk yere öyle olay çıkaracak bir çocuk değil ki Ömer. Sen de biliyorsun. Ya Tuna ne okula asar, ne öyle birine sataşır. Ne de öyle saçma sapan kafelere giderdi. Ergenlikte olabiliyor demeye çalışıyorum. Çok doğal böyle değişiklikler. Doğal değil efendim.
doğal değil, sen de biliyorsun. Şimdi beni rahatlatmak için oğlumla ilgili öyle inanmadığın şeyler söyleme bana. Anladım, sen korktun. Ama Tuna'yı sakince dinlemen daha iyi olur diye ben... Önceki gibi olmasın Gamze. Ya dinleyeceğim herhalde. Saldıracak değiliz çocuğa. Akıl verdiğin için sağ ol. Ay neyse tamam, benim sinirlerim bozuk biraz. Kusura bakma. Tamam. Ben de çıkıyorum. Geliyorum şimdi yanınıza. Yok yok. Ben hallederim. Ama aklım kalır öyle. Yok ya. Biz böyle baş başa konuşsak... Daha mı iyi olur acaba? Anne, oğul. Ya bilemiyorum ki. Kafam da çok yerinde değil. Sen nasıl istersen. Ama lütfen haber ver bana. Olur. Veririm. Bir sorun mu var? Gidecek misin? Daha değil. Haber bekliyorum. Da gitsem mi acaba? İçim hiç rahat değil. Yani mesele çocuksa eğer ihmale gelmez tabii. Sen bilirsin. Nerede? Odada mı? Gamze, biraz otur istersen. Bir sakinleş. Böyle çıkma yukarı. Evet, daha kötü olur sonra. Dün bir ortadan kaybolmuş ya. Belli ki anlatamadığı bir sıkıntısı var çocuğun. Ya sabır. Merak etme. Ben sakince konuşacağım. Anneliğin %90'ı suçluluk diyorlar. Ondan böyle gergin herhalde. Biz de daha fazla üzerine gitmesek daha iyi olur belki. Ben mi üzerine gittim? Ne dedim ki ben şimdi? Huyuna gidelim demek istiyorum. Annesi sonuçta. Yüreği ağzına geldi kadıncağız. Tabii. Siz de haklısınız. Ben anne olmadığım için anlayamam onu. Tunacığım. Tunacığım, iyi misin? Bir bakar mısın bana? Senin işte olman gerekmiyor mu? Senin de okulda olman gerekiyordu. Ama bak buradasın. Demek ki bir sıkıntı var değil mi? Hadi anlat bana. Hadi bakalım anlat. Kendini azarlayacaksın biliyorum. Bağır çağır sonra git, uyuyacağım ben. Kızmayacağım. Bağırmayacağım da. Sadece ne olduğunu bilmek istiyorum. Bunun için geldim. Abartılacak bir şey yok anne. Kerem'le kavga ettim. Kerem'le? Niye peki? İspiyoncunun teki olduğu için anne. Benim yerimi size o yetiştirmedi mi? E ne yapsın çocuk? Hepimizin yüreğine indiği için bize yardımcı olmaya çalıştı. Yani bildiği halde sussa mıydı Tuna? Yüreğine indi demek anne. Oğlum bayağıdır ortalarda yok. Senin gördüğün mü var acaba? Bak sana dün de söyledim. Biliyorum. Seni ihmal ettim. Farkındayım. Çok özür dilerim. Zor dönemlerden geçiyoruz. Sen de bundan etkilendin haklı olarak. Ama sana söz veriyorum. Her şey düzelecek. Ben elimden geleni yapacağım. Ya nereye düzeliyor anne ya? Kendimi kapatıp bunalıma girebileceğim bir odam bile yok. Yol geçen anı gibi burası. İnternet kafede en azından kafa dağıtıyordum. Ona bile engel oldunuz. Okulda da bunalıyorum anne. Her şey üstüme üstüme geliyor ve sen görmüyorsun bile bunu. Emine, biraz konuşabilir miyiz? Eda görür diye korkuyorsan. Yok. Kimseden çekindiğim yok ama evet, Eda'yı bekliyorum. Çok sürmeyecek, merak etme. Canını sıkmak istemem ama neyse, dosdoğru konuya gireceğim. Korkutmasana, söyle. Baban annemle bir işler çeviriyor.
Bu ne demek şimdi ya? Aralarında bir şey var mı demek istiyorsun? Bilmiyorum. Annem inkar ediyor ama çok sık geliyor bize. Annenle ne iş olur ki benim babamın? Senin baban da sütten çıkmış ak kaşık değil Emine, hatırlatırım. Hatırlatmana gerek yok Nilüfer. Ama belden aşağı vurmana da hiç gerek yok. Belden aşağı vuran sensin. Ben buraya geldim, insan gibi derdimi anlatmaya çalışıyorum sana. Babamın annenle ne işi olur diyorsun. Sandığın şeyi kastetmedim ben. Öyle mi? Neyi kastettin peki? Niye tartışıyorsunuz? Nilüfer'e sor. Emine yapma, bir soru sordum alt tarafa. Ya biz seninle doğru düzgün konuşamayacak mıyız? İstemiyorum Yaman. Konuşmak istemiyorum. İyi gelmiyor bana. Allah Allah ya. Neden birden cephe aldı bana Emine? Eda yüzünden. O mu dolduruşa getiriyor? Siniri bozuk onun bu ara. İşte boşanma durumları falan. Ama konuşacağım ben. Yani bir ne olduğunu öğrenebilsem. Anlatabilir misin? Lütfen. İç biraz. Hem sinirlerine iyi gelir. Sağ olun. Nisa'ya da haber vermek lazım. Bilsin, şoka girmesin sonra kız. Sen mi arasan büyüğü olarak acaba? Hem daha sakin konuşursun. Ben ararım, merak etmeyin. Babacığım. Konuşsalar fena mı olur? Küslük devam mı etsin, ben anlamadım. Biz iki anne olarak karşılıklı konuşsak, çocuklarımızı nasıl barıştıracağımıza kafa yorsak daha iyi olur demek istiyorum. Ama tabii siz benden daha iyi bilirsiniz. Çok mu kötü dövüşmüşler ki? Yok, sanmıyorum. İtişip kakışmışlardır. Ben bir arayayım Nisa'yı. Niye bu kadar ters, anlamıyorum. Bütün sinirini benden çıkarıyor. Bu bir değil, iki değil. Efendim. Canım, konuşabildiniz mi Tuna'yla? Ne dedi? Merak ettim. Konuştum. Kızgın. Bana kızgın. Ya da bize işte. Dünkü gibi. Onu ihmal ettiğimizi söylüyor. Haklı da. Kerem'le kavga etmiş. Bize yerini söylediği için kızmış ona. Hay Allah. Bir şey olmuş mu? Yok. Ama korkmuştur tabii çocuk. Ben şimdi arayacağım zaten Nisa'yı. Tuna ne yapıyor şimdi? Acaba diyorum, onu alsam götürsem dışarıya. Eskisi gibi konuşsak baş başa. Yok yok Ömer, şimdi değil. Ben bir üstüne düşeni yapayım da. Ama sağ ol yine de. Peki. Ben de çıkarım birazdan. Sorun olmasın ilk günden. Neyse ne, bundan önemli değil ya. Hı. Tamam. Kapatıyorum şimdi, hadi görüşürüz, haberleşiriz yani. Nisa'yı arayacağım. Tamam. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Benim çıkmam lazım. Ömer, kulak misafiri oldum da konuştuklarına. Yani Tuna okulda sorun yaşıyor olabilir. Eğer istersen arada sırada onu buraya getirebilirsin. Buraya mı? Hı. Yani resim yaparız, ne bileyim, sohbet ederiz. Kafası dağılır yani. Tabii Gamze'nin de izin verirse. Ya Allah Allah, 40 kere aramışsın, geldik işte. Ya aradım tabii. Annem de beni arayıp duruyor habire. Lokantadan bekliyorlar hesap sormak için. Şimdi anlatacaksın, hadi. Aa, doğru. Ağız birliği yapmamız lazım Emine. Ya Eda, bir tek o mu? Ben korkuyorum şu an. Sen baya baya bir şeyler çeviriyorsun çünkü. Ya bir şey falan çevirmiyorum, Allah Allah.
Tamam, anlatıyorum. Ben işe girdim. Ama annem izin vermez diye söyleyemedim yani. Ne iş öyle? Sen nereden buldun o kadar para vereni? Dur göstereyim. Aa bak. Eda, fotomodel mi oldun sen? Ne oldu? Beğenemedin mi? Ne alaka yani? İstersen sen bile olabilirsin Emine. Doğal yüz kalmadığı için bizimkiler kıymete bindi anlayacağın. İstiyorsan sen de tanıştırayım. Yok, yok asla olmaz. Bir mankenliğimiz kalmıştı. Ya dayım duysa öldürür Eda seni. Ay onun sence bana tek bir kelime edecek hali kaldı mı Emine? Hem yani ben salak mıyım? Tehlikeli bir şey yapmıyorum ki Emine ellerdeyim yani. Allah'ın gelmiş. Burada. Emine nasıl gözüküyorum çabuk söyle. Düzgün mü saçım başım? Kim bu ya? Kim bu biliyor musun? Kurtuluş biletim. Beyaz atlı prensim yani istikbalimin mimarı. Emine bak düzgün davran sakın beni rezil etme tamam mı? Ne olur. Eda. Atilla Bey. Atilla. Hoş geldin. Ne büyük bir sürpriz bu. Güzel bir sürprizdir umarım. Tabii. Tabii güzel bir sürpriz. Biz de tam senden bahsediyorduk. Tanıştırayım. Emine. Benim kuzenim. Emine Atilla. Memnun oldum Emine. Atilla. Müsaitseniz bir çay kahve ısmarlayayım. Yok, olmaz. Bekliyorlar bizi zaten. Eda hadi. Bizim acil bir işimiz çıktı da restorana yardım etmeye gitmemiz lazım. Ama başka bir zaman yaparız değil mi Emine? Problem yok. Zaten habersiz gelmiştim. Acil bir şey mi olmuştu? Ha yok, buralardaydım. Geçerken seni de göreyim dedim. Pekala, başka zaman o halde. Ailenize selamlar. Tekrardan memnun oldum Emine. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir de adamın yüzüne tükürseydin Emine. Ya kim bu ya? Bu herif kim? Herif mi herif deme ya. Arkadaşım o benim. Allah Allah. İki dakika medeni takılamadınız ya. Bir dakika seninle konuşabilir miyiz? Yok olmaz. Lokantaya gitmem lazım acil. Hadi bekliyorlar. Emine. Emine. Belki arkadaşınla konuşmam bitince gelirsin. Bak. Üçümüzün bir oturup konuşması lazım. En azından ne bileyim bir yarım saat falan geç gidemez misin? Üçümüz derken? Üçüncümüz kim? Nilüfer. Yok Yaman benim vaktim yok gitmem lazım. Siz ikiniz konuşun Nilüfer'le Yaman. Tamam anlatırsın bana sonra. Allah Allah. Afiyet olsun. Pardon. Buyur. İki çay alabilir miyiz? Tabii ki hemen. Nura tatlı istediler. Ha, duydum. Çay oldu mu? Oldu oldu. İki tane. Şu. Kimle konuşuyorsun? Gamze'yle. Bak Nisa'yı soruyordun o da burada. Versene bir konuşayım müsaitse. O konuyu mu? Hayır hangi konuyu? Hayır bak eğer kutlama konuşuyorsa hayır hayır. Hiç boşuna konuşmasın. Yok yok başka bir konuda konuşacaktım. Konuşabilir miyim? Kim? Asen. Alo? Nisa merhaba. Ben aradım seni de ulaşamadım. Bir durum olmuş da okulda. Kerem'le Tuna kavga etmişler. Tuna eve geldi şimdi. Ben Kerem nasıl diye merak ettim. Ne? Nasıl kavga etmişler? Aa, Tuna Kerem'e bir şey mi yapmış? Kerem kavga etmez çünkü. Yok yok bir şey yok korkma. Öyle itip kalkmışlar birbirlerini sadece. Bize yerini söylediği için kızmış. Ne demek kızmış Gamze? Yani Kerem yanlış bir şey yapmadı ki. Ne haklı benim oğlum itip kalkıyor? Aa. Tamam haklısın. Anlıyorum.
Ama çocuk işte bunlar. Ne yapacaksın? Arada olabiliyor böyle hataları. Ama Gamze yani şimdi Kerem Tuna'ya aynı şey... Kerem Tuna'ya vursa aynı şeyi söyleyebilecek miydin? Bak evde de zaten ters ters davranmış. Yok işte banyoya önce ben gireceğim. Yok çok gürültü yapıyorsun. Yani anlamıyorum böyle çocuğa kendi evinde nasıl davranması gerektiğini bildirmiş. Gamze inanabiliyor musun buna? Niye böyle ki? Kendi evinde diyorsun. Doğru haklısın. Orası bizim evimiz değil. Haklısın, çok haklısın Nisa. Ben onu söylemek istemedim Gamze. Öyle demek istemedim. Yo ben anladım. Sen hiç yorma kendini. Tamam. Kapatıyorum şimdi. Hoşça kal. Kapatma. Kapatma. Rica ediyorum. Kapatmasın. Bana versin bir şey diyeceğim. Dur. Alo Gamze. Sen o işi merak etme. Ben halledeceğim. Tamam, sen üzülme. Sağ ol Şükran. Hadi tamam, üzülme. Hangi konuyu? Annesini çağıracakmış buraya. Çocuklara bakıyor ya, hani jest ha. Babından. Tamam. Tuna ile Kerem birbirine girmiş. Ne? Vallahi Kerem'e ulaşmam lazım. Allah Allah. Benim çocuğum kavga etmez ki Şükran. Nisa pek hoş karşılamadı haliyle. Yok kızım, yok. Ev hamladır o. Korkmuştur. Sen üzerine alın. Çiçek'le aranız gergin gibi biraz. Sen de mi rahatsızsın bu evlilikten? Estağfurullah baba. Bana bu konuda konuşmak düşmez. Ama fikrimi sorarsan söyleyeyim. Ben seni anlıyorum. Sahiden mi? Kimse yalnız kalmayı hak etmez. Sen de yanında biri olsun istiyorsun haliyle. Haklısın da. Keşke biraz daha zaman olsaydı da Nisa ile Ömer bu haberi bir sindirebilseydi. Konu bu sadece. Çok ağır konuştular. Kırdılar beni. Sanki ben Ayşe'ye hiç değer vermiyormuşum. Onu unutmuşum gibi. Geldiler. Tahir yatak odası için usta getirecek dedi. Geldi mi Tahir? Çok iyi çocuk. Allah razı olsun. Bize bir tek o destek oldu. Gerçi biraz ailenin kara koyunu muamelesi görüyor ama bence kalbi tertemiz. Şükran'a sormak lazım onu. Gamze. Tuna ile ilgili işine karışmak gibi olmasın. İnan onu ben de istemem. Ama ben bizim aş evine gelen gençlerden biliyorum. Yani böyle ailesiyle iletişimi kopuk olan çocuklar ileride çok sorun yaşıyorlar. Ne bileyim böyle yanlış arkadaşlıkları olsun, yanlış alışkanlıkları olsun. Allah muhafaza. Çiçek Hanım, tam da dediğiniz gibi oluyor. İşime karışmak gibi oluyor yani. Eğer bunu yapmazsanız çok daha iyi anlaşırız sizinle. Bunu menüye koymamız lazım Şükran. Tabii bunu mutlaka koyalım, mutlaka olsun bu. Bak sana ne diyeceğim şimdi. Babamla eşine burada bir yemek düzenlemek gibi bir fikrimiz var. Hani nişan kutlaması gibi düşün. Sevaptır yani, hem de küsler barışır ha. Küskünden barışsın, Nisa da bizim kemiklerimizi kırsın. Onun haberi olmayacak ki. Zaten babasını karşısında görünce de kıyamayacak, ben biliyorum. Bak yazıyorum buraya. İyi hadi inşallah bakalım. Şunu ben ne yapayım, dolabı geçireyim. Tamam. Yeter onun salçası. Allah'tan kardeşine bir şey olmadı. Senin de gözünün üstünde olacak artık. Gel, Şükran geldiler. Anne niye uzatıyorsun? İyiymiş işte. Geçin bakayım. Geçin, hemen oturun şöyle. Geç. Yürü.
Hiç öyle göz devirmeler, aşağı yukarı bakmalar. Direkt bizim gözlerimizin içine bakacaksınız. Otur. Ay anne, ben çok merak ediyorum. Sen böyle az dizi izleyip nasıl bu kadar hakim oluyorsun olaylara? Eda, sus dedim. Evet. Anlat. Gerçeği söyle ama. Hadi bakalım. Hala daha ne kadar anlatacak kız ya? Sabah da sorguya çekildi zaten değil mi? Sen sus. Eda, sana mı sordum ben? Sana sormadım, ona sordum. Evet. Eda'ya parayı sen vermişsin. Nereden buldun parayı? Dökül. Ya anne, Kamiller'de çalıştık ya o kadar. Ben şey harcamadım, biriktirdim yani. Eda'ya da borç verdim zaten. Aynen. Ben faiziyle ödeyeceğim zaten. Allah'ım yarabbim. Hem faiz hem yalan. Kızım, nereden buldunuz siz bu parayı? Açıklasanıza, söyleseniz artık. Dur Şükran, bağırma. Emine yalan söylemez ki. Biriktirdim diyor. Değil mi kızım? Hı? Sen bana yalan söylemezsin değil mi Emine? Evet anne, merak etme. Yani ben Eda için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Anne sen zaten anca beni göm. Tamam mı? Ağzından hiç iyi bir şey çıkmasın. Tamam. Tamam, tamam kızım. Nereye gidiyorsun anne, Eda? Gidiyorum ben. Bak işte gördün mü? Hep böyle. Biz evde de böyleyiz. Hep kavga gürültü, kavga gürültü. Kız nereye gitti şimdi? Bayağı rahatmış. Ortopedik. Kalitelisinden almışız. Yoruldunuz artık. Acıkmışsınızdır. Hadi gelin, ben de sofrayı kuracağım birazdan. Hakikaten bayağı acıktık. Ben bir elimi yıkayayım. Çiçek Hanım. Elinize sağlık. Şimdiden. Sağ olun. Teşekkür ederim Tahir. Bu evde beni anlayan bir tek sen varsın. Çiçek Hanım, hani biri size ters bir laf edecek olursa ve gönlünüzü kırarsa bana söyleyin, ben gerekeni yaparım. Malum bunlar bambaşka kafadalar. Benciller. Siz dert etmeyin. Gamze mi? Neyse. Şimdi tadımızı kaçırmayalım. Öyle geldim ama Tuna'yı merak ettim. Gelmezdim yoksa. Kusura bakma. Ne kusura bakacağım? Burası senin evin. Tabii ki geleceksin. Ayrıca kalmak istemeyen sendin. Yok, o öyle olmamıştı hatırlarsan baba. Beğenmeyen gitsin demiştin. Sen de beğenmemiştin. Yanlış mıyım Ömer? Doğrusun baba. Doğrusun. Hayır. Beğenmediği gibi karısı da Çiçek Hanım'a bıkbıklanıyor ya. Huzursuz etmiş kadıncağızı baba. Hem de gelir gelmez. Sana cevap bile vermeyeceğim. Ya ne olur ver ya. Bak kurban olayım ver. Ağzını aç konuş ne olur. Medeni medeni şeyler söyle. Ha? Hadi dinliyoruz. Yüzü batıya dönük Ömer. Savun karnı hadi. Gerçekten bıktım ya. Tuna'ya bakıp gideceğim. Ulaş babana sakın. Ömer, Ömer gitme güzel. Dur. Gitmeyin bir yere. Bak, Tuna da olumsuz etkileniyor.
kötü örnek oluyoruz çocuklara. Biz birbirimize küsersek çocuklar da küsmeyi öğrenir. Sonra yüz çevirirler bizden. Baba oğul arasında güçlük olmaz oğlum. Allah şahit, bak günlerdir uyku girmiyor gözüme. Eminim sen de öylesin. Haklısın baba. Girmiyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Ben annenin hatırasını incitecek bir şey yapmam oğlum. Yapamam. O her zaman bu evin, gönlümün en güzel yerinde duracak. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Annenin bana son sözü neydi biliyor musun? Eğer ben bir gün senden önce bu dünyadan ayrılırsam, sakın yalnız kalma. Yaşamaktan vazgeçme. Kendini sevgiden mahrum bırakma. Cezalandırma. O zaman itiraz etmiştim. Duymak istememiştim. Ama artık neyi kastettiğini anlıyorum oğlum. Umarım sen de anlarsın. Ben söylediklerim için özür dilerim baba. Haddimi aştım. Kırdım seni. Üzdüm. Ama konu annem olmasaydı ben böyle bir şey yapmazdım. Ben annemi asla unutmuş değilim Ömer. Ama annemi de unutmuş değilim. Anlıyorsun. Geldin demek. Konuşuyor muydunuz? Konuşuyorduk. Çok sevindim. Tamam mı o zaman? Dönecek misiniz evinize? Döneceğiz baba. Döneceğiz evimize. Hoş geldin Ömer. Seni burada görmek çok güzel. Hoş bulduk. Çiçek Hanım, biz bu akşam yemeği lokantada yiyelim diyoruz. Sizin şerefinize. Yani daha doğrusu babamla sizin evliliğinizi kutlamak adına.
gerek yoktu. Çok ince düşünmüşsünüz ama. Evde kalsak daha iyi değil mi Reşat? Hem siz de belki Tuna ile ilgilenmek istersiniz bu akşam. Hasan. Heh, geliyorum. Tamam. Baba ben bu akşam yemeğe gelemeyeceğim. Kusuruma bakmayın. İşe gitmem lazım. Tamam. Ya üzmeyin şu kadını ya. Yazıktır. Hadi hadi geç kalmasın artık. Hadi. İyi bir fikir değiliz adam. Üzülme, boş ver. Sonra kutlarız. Ömer. Söyle canım. Bizim şu anda bu konuşmayı kendi odamızda yapmamız gerekiyordu. Ama şu anda orada Tuna var. Mutfakta çiçek alın. Babaannemin odasını hiç söylemiyorum zaten. Reşat babanın odasında mı konuşacağız? Bak geldik burada konuşuyoruz. Bizim acilen bir ev bulup taşınmamız lazım burada. Biz burada kalamayız. Nisa'da da kalamayız artık. Bizim acilen ayrı bir eve çıkmamız lazım. Gamze daha babamla barışalı 3 dakika falan oldu. Sırası mı şimdi Allah aşkına bir insaf et. Ne zaman sırası gelecek peki? Önemli diyorum ya. Ben oğlumun halinden mutsuzum. Dayanamıyorum onun bu haline. Niye anlamıyorsun? Ne oldu Ömer? Resim yapmaktan başın mı döndü? Çıkamadın mı oradan? Ya Sabır. Senin derdin Şule mi? Lütfen açık açık söyle bana. Benim derdim biziz. Benim derdim Tuna. Bağırma. Bizim bir evimiz yok. Bizim bir mutfağımız yok. Bir televizyonumuz yok. Bir odamız yok. Tuna'nın ders çalışacağı bir masası yok. Sen niye duymuyorsun ya beni? Tutturmuşsun bir Şule de Şule, Şule de Şule. Yok rahatsızsan söyle, yok kıskanıyorsan itiraf et. Rahatsızım evet. Ama senin rahatlığından rahatsızım. Senin körlüğünden rahatsızım. Oldu mu? Git orada resim yap, istediğin kadar çalış. Ama artık bana direnme. Bu hafta taşınıyoruz. Babamla barışmamı söyleyen sendin. Hemen şimdi gidiyoruz desem. Sence nasıl duyulur bu? Kaç gün lazım sana? Bir tarih ver o zaman bana. Ben bileyim, hazırlanayım ona göre. Sana söyledim. Elim para görsün dedim. Babamla bir normalleşeyim. Zaten gideriz buradan. Ya da ne bileyim, mutlu olacağımızı görürsek. Tuna'ya aile huzurunu yaşatırsak. Ne huzurundan bahsediyorsun sen ya? Ne huzuru? Benim içerideki kadını boğmama 2,5 dakika var. Ne huzuru? Hadi hazırlan. Nuran mesaj attı. Her şey hazırmış orada. Kutlamaya gidiyoruz. Artık doya doya kavuşursunuz babanla. Gamze yeter, bağırma artık bana. Bu kadar azarlayıp ondan sonra hadi hazırlan şimdi gidiyoruz diyemezsin. İnsanım ben de. Benim de bir dayanma gücüm var. Benim de Ömer. Benim de. Nuran. Kızım bak bu kadar yemeği bizim çocuklarla Fatma Hanım mı yiyecek? Bu biraz fazla değil mi ya? Yok yok. Sadık'ın arkadaşları geliyor bu arada. Mezunlar günü mü diyorlar ne öyle bir şey varmış işte liseden. Kaç? 15-20 kişi falan herhalde. Kaç? Ha 15-20. Nasıl sığacaklarmış ya buraya? Geçen nasıl sığdırdık? Ha.
Bak, senin şef geliyor. Git bir karşıla istersen. Ne? Bak böyle imalı imalı. Karıştırdın kafamı zaten çok muk diyerek. Ben attım mı ben bunu? Tuz mu oldu? Attın Nurhan. Fazlasıyla hem de. Kolay gelsin. Hoş geldiniz şefim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz şefim. Hoş bulduk. Hayırdır? Kolaçan ederim dedim. Ay çok da iyi ettiniz şefim. Gerçekten böyle yardıma ihtiyacımız olan bugün de yani Allah gönderdi sizi. Akşama sanırım yine kalabalık. Evet, bir sürü insan gelecek. Telaşımız var yani, anlayacağınız. Süper. Ben de bonfile almıştım. Bu arada inanılmaz bir ettir. Bana Balıkesir'den geliyor özel. Ay bu çok pahalıdır ama. Kaç kilo var bir de burada? Ayıp ediyorsun ama. Vallahi mahcup ettiniz bizi şefim. Gerçekten ben dolaba koyayım. Çok sağ olun. Peki bu bonfileyi ne yapalım? Yani en sona bırakalım değil mi şefim? O iş bende, sen merak etme. Lan! Kelle paşa! Aa! Uzaklaşsın şimdi sen ondan. Hakan! Lan karım dibine! Bırak be, bırak! Allah Allah, biri bitiyor, öteki başlıyor. Hem sen ne geldin? Defol git! Avukatınla konuş, çocuklarının babasının istikbalini karartmasın demeye geldim. Ama belli ki senin karartasın var. Tabii. İşine geliyor böylesi. Hakan bak, olay çıkarma, bas git, bizim başımızı belaya sokma hadi. Oo, Nurhancığıma bakın ya! Nisa'ya full destek. Allah Fatma'yı salarım üstüne ha. Ya! Justin Timberlake. Sana diyorum, hadi çık dışarı. Hadi naş. Ya sen kimi nereden kovuyorsun? Bu dallamayı aile dükkanımızdan kovuyorum. Var mı? Tövbe estağfurullah. Dükkanımız diyor. Aile diyor. Hala çıldıracağım ya. Nisa, sen hiç canını sıkma. Boşa da laf anlatmaya çalışma. Çünkü arkadaşın laftan anlayacağı yok gibi. Tamam, tamam. Senin derdin neyse, gel biz dışarıda konuşalım. Hiç gerek yok. Aa, artiste bak ya. Bak artiste ya. Alırım ben senin havanı. Tamam, gel lan buraya. Gebertirim lan sakın, seni. Hakan. Durdururum oğlum seni. Dağ başım burası. Çekmiyorum. Ay, polis arayacağım. Ya bırak. Bırak. Defol. Defol git. Çekil şunu. Polis ararım. Şefim Allah aşkına ya. Serseri. Utanmıyor musun lan sen evli bak kadınlara yalışmaya? Ah. Ha? Sefil pislik. Bak ağzını topla, fena olacak. Ne olacak? Ha? Hadi göster amcaya. Gel de göster. Yiyorsa göster. Hadi ya. Yeter. Hadi gel. Bak ya efendi efendi git ya da elimde kalacaksın. İstemeden oldu ya. Seni çek. Buz muz tutun oraya. Dikiş. Yani be, defol Allah seni kahretsin. Beş koyun oraya. Beş. Defol. Ya tamam be. Yürü. Çok bile dinledik. Şu acile, acile gitmemiz lazım. Nisa bir sakin ol. Tamam, bir şey yok. Bir sakin ol. Nasıl bir şey yok? Kanıyor. Sen bir sakin ol. Ben... Gel. Ay ay geç. Ay ay. Sakin ol. Ya benim sürekli mutfakta başıma geliyor. Malum biliyorsun sen de. Benim yüzümden oldu. Nisan, kötü seveyim bir sakin ol ya. Bak yok bir şey diyor şefte. Gerçekten dayanamayacağım artık ya. Bunu, yani bunu içeri tıksınlar da bulsun belasını. Pislik. Nerede bu, nerede bu acil yardım çantası? Bak şu tezgahın altına baksa. Buzda al bir tane şefim. Bir şey yok, siz sakin olun tamam. Sıkıntı yok. Burası senin odan Tahir. Benim odam mı olacak? Dernek müdürümüz değil misin? Bütün işleri yönetmen için burası sana özel tahsis edildi. Burası yani şimdi benim odam. Öyle mi Hasan? Öyle Tahir, öyle. Beğenmediğin bir şey varsa ya da eklemek istediğin... Yok yok canım, hani daha ne olacak? Hani bunlar bile fazla benim için. Benim hiç odam olmadı ki. Hani çocukken evde bile olmadı. Hadi geç. Geç koltuğuna otur. Geç hadi Tahir'im, geç. Rahatla şöyle bir ya. Hocam. Nasılsın Tahir?
Beğendin mi odanı? Sağ ol hocam. Zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti? Senin rahatın bizim için önemli. Tahir. Bu arkadaşlar senin emrinde çalışacaklar. İşleyişe hakimler. Sana işlerini yürütmende de yardımcı olacaklar. Takıldığın bir şey olursa yardım istemekten çekinme sakın. Eksik olmayın hocam, sağ olun. O zaman hayırlı olsun. Allah razı olsun hocam. Tahir Ademoğlu. Heh. Dernek müdürü Tahir Ademoğlu. Çocuklar heves etmişler. Kırmayalım. Yarın yeriz bunları da. Hem Nisa ile Barış diyen sen değil miydin? Baba, gidiyor muyuz? Gamze Hanım, keşke böyle bir programı yapmadan önce bana da sorsaydınız. İki ayağım bir papuca girdi. Yahu kızcağız bizim için o kadar uğraşmış. Yemek ayarlamış. Teşekkür etmemiz gerekirken. Tuna gelecek mi? Evde yalnız yiyecekse yukarı çıkarayım onun yemeğini. Yok, aç bırakacağız Tuna içecek hanım. Gelecek tabii ki o da bizimle. Yok, sevmedi beni. Yapacak bir şey yok. Annem ne olacak peki? Annemi de alacağız. Annem de gelecek. Hadi, hadi üstüne bir şey al, çıkalım. Öğlen de yemedik malum. Şekerimiz düştü, acıktık. Sinirler gergin. Geleceksin değil mi bizimle? Anca ayak bağ olurum ben. Siz gidin. İnan çok kızıyorum kendime. Böyle hissettiğin için çok suçlu hissediyorum. Babama kızgındım biliyorsun. Gözüm döndü. Senin ne yaşayacağını, çektiğin sıkıntıyı düşünemedim. Senden çok özür dilerim. Baban evlendi diye kızdın tabii. Anlıyorum seni de. İnsan istiyor ki annesiyle babası evli kalsın. Araya kimse girmesin. Benimle ilgili böyle mi düşünüyorsun hala? Bilmiyordum, üzüldüm. Yabancı gibi davranan sensin. Artık ilgilenmeyen de sensin. Bana niye kızıyorsun ki? Hadi bakalım, hazır mıyız? Gidiyor muyuz? Tuna hazır mısın? Anne illa gelmek zorunda mıyım? Seni evde bırakmak istemiyorum. Anne bak yemin ederim ki ödevim var. Kalayım mı dersen? İyi tamam. Ama saat başı arayacağım ona göre. Tamam ara. Ben de Çiçek Hanım ne yapmış ona bakayım. Kesin çok güzeldir. Ömer. İyi misin?
Bana mı kızdın? Neyse uzatmayalım şimdi. Şimdi değil. Yok kızgın değilim. Sen geliyorum. Tuna çıkmış. Koydum yemeğini sıcak sıcak yiyeyim. Sağ ol. Ben olsam var ya, bir dakika yalnız bırakmazdım çocuğu. Hele ki böyle bir günde. Kutlama yapacaklarmış. Neyi kutlayacaksınız Allah aşkına? Çocuk darmadağın geldi eve. Bak sabrımı çok zorluyorsun. Ahkam kesmenden de aşırı sıkılıyorum. Sıkılırsın tabii. İşine gelmiyor çünkü bunları duymak. Ama ister küs ister kız, birinin sana doğruları söylemesi gerekiyor. Bu kişi de sensin öyle mi? Evet benim. Çocuğum olmayabilir. Ama sorumluluk nedir çok iyi bilirim ben. İnsana kıymet vermek, hastaya özen göstermek nedir çok iyi bilirim. Belli. O sebeple buradasınız zaten. Şimdi sen beni böyle vurduğunu sanıyorsun ya. Çok yanılıyorsun. Ben o adam için ömrümü veririm. Varsın daha sevmesin beni. Bir ömür beklerim. Yapmadığım şey değil. Ama senin gibiler bunu anlamaz işte. Şımarıksın. Ne eş olmayı biliyorsun ne anne olmayı. Aldığınız o eğitimlerde bunu öğretmiyorlar size. Yeter be. Yeter. Bir sen kalmıştın uğraşmam gereken. Yeter. Seni düşünen de kabahat. Ne oldu? Neydi o ses? Kapı mı çarptı? Evet Reşat. Gamze Hanım kapıya çarptı, çıktı gitti. Gelin Hanım'ın da huyu böyle demek. Alışacağız, yapacak bir şey yok. Gamze nerede? Çıkmış. Sen bir bak istersen. Onları öyle burun buruna görünce var ya, yok. Konuşamadım. İkna edemedim. Hatta daha beter oldu. En son polise vereceğim seni falan diyordun İsa. Aferin Hakan ya. Aferin sana Hakan ya. Ya sen embesilin önde gideni misin acaba? He? Ya ben sana git kadını ikna et dedim. Daha delirdim gelmişsin buraya. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Ya senin gibi salak yüzünden başıma gelenlere bak ya. Bunca yıldır polis işim olmamış, bir olaya karışmamışım, bir şey olmamış. Allah belanı versin Hakan. Allah belanı versin. Defol git ya. Defol. Ya hiçbir yere gitmiyorum be. Allah Allah. Oturup düşünmemiz lazım. Hayret bir şey. Git kahve yap bize, birazcık odaklanmamızı sağlar hadi. Allah'ım ne giriyorsun işledin benim başıma, böyle bir şey veriyorsun ya. Onu istersen hiç sorma Allah. Cevabını bildiğin sorular sorulmaz ya. Cevap belli. Acaba seni boğsam Hakan? He? Boğsam seni. En büyük günahım bu olur mu? Ya tamam kızım, biraz sakin ol ya. Bir de kahve yap diyor. Genişliğe bak. Neredesin Gamze ya? Neredesin? Öldüm meraktan. Ya Şükran'ın acilen yardıma ihtiyacı oldu da onun yanına gittim. Çiçek Hanım'a kızıp gitmişsin. Niye beklemedin? Telefonu da açmıyorsun. Ya kusura bakma, açamadım Ömer. Çiçek Hanım'la da ilgili ben... Bu saatten sonra o kadınla tek kelime konuşmam, yüzüne de bakmam ona göre.
İyi de sen dedin git barış küslük olmaz diye. Şimdi ne olacak? Kutlamaya gidiyoruz. Ne yapayım? Bu gece babam için idare edeceğim artık. Ama ondan sonrası için söz veremem. Ne oldu? Hortlak görmüşsünüz gibi, değil mi? Merak etmeyin, ben gelmeyeceğim. Olay da çıkarmayacağım. Hani siz keyfinize, eğlencenize bakın. Zaten beni çağıran neden de yok. Baba, tekrar tebrikler. İnşallah güzel geçer. Tahir, bir dur oğlum, bir dur. Eğer bir tatsızlık çıkarmayacağına söz vereceksin, gelebilirsin. Abi bak, 40 yılda bir böyle bir araya geliyoruz. Sakın bu yemeği de batırma. Lokanta açılışını mahvettin. Bunu da mahvetme sakın. Ya sana gelene kadar Şükran görmek istemiyor beni. Hani hiç huzurunun neşesini kaçırmayayım ben baba. Zaten düşmanı gibi görüyor beni. Düşmanlık ettiğin için olabilir mi acaba? Tamam, yeter, yeter. Tüm aile bir arada olacağız. Eğer olmayı becerebilirsek. Ben bütün evlatlarımı yanımda istiyorum bu akşam. Tamam mı Tahir? Rahat duracaksın. Söz mü? Ya ama Şükran baba. Şükran'la konuştum ben. Sakin olup susup oturacaksa gelsin dedi. Sahi öyle mi dedi? Bak nasıl sevindi. Ah be Tahir, sana da yazık. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Öyle mi dedi? Ömer, nasıl görünüyorum? İyi. İyi. Ama böyle kal. Biz geliyoruz baba. Al, insanlık gör. Bir de hizmet evi olacak. Bak şimdi şöyle yapacağız. Ha. Ben gideceğim adamın ofisine. Kapısına dayanacağım. Çıkana kadar bekleyeceğim. Yani yalvaracağım, yakaracağım. Gerekirse ayaklarına kapanacağım. Anneyim diyeceğim, kızım var diyeceğim. Bu salak Hakan kendini batırdığı gibi beni de batıracak diyeceğim. Ne? Ne oldu sana bir haller falan? Çiçek alma. Ne? Asma giderken çiçek alma. Ne saçmalıyorsun Hakan? Ne diyorsun ya? Ne çiçeği? Ben aldım, sevmiyormuş çiçek. Çiçek mi aldın? Yani çiçek aldım. Hatta bu senin söylediğin şeylerin hepsini harfi harfine yaptım ama yemedi. Avukata çiçek mi aldın Hakan? Ha. Koca adama çiçek aldın. Ne aldın? Ne yaptırdın? İşte karışık öyle bahçe çiçekleri gibi. İki dakika ya. İki dakika. Senden nefret etmememe izin ver Hakan. İki dakikaya. Sadece iki dakikaya. Eyvallah olsun geldiler. Vicdan. Bak inşallah. İnşallah polisler değildir. Hatta inşallah Kamil gelmiştir. Polis aç kapıyı. Ya. Al işte basmaya geldiler. Anne ne oluyor? Allah belanı versin Hakan. Allah bin bir türlü belanı versin şu an. Anne ne oluyor diyorum. Polis kapıda. Ne yaptınız siz ya? Ne yaptınız? Vicdan. Vicdan Allah'ını seviyorsan açma. Kızım senin arka kapın falan yok mu ya? Ben oradan topuklayayım hemen. Şöyle yapalım. Sen burada güzelce saklan. Hani bir şey olursa falan dışarıda belki bir işe yarar birimiz. Tamam mantıklı. Sen o zaman kapıyı aç. Oyala onları. Ben de başım çaresine bakacağım. Tamam. Aç kapıyı polis. Vicdansız mısınız? Evet benim. Bir saniye lütfen. Nilüfer sen geride bekle. İçeride bekle. Bizimle gelmeniz lazım. Şikayet var. Tamam ben gelirim de kelepçe falan takmayın yalnız. Kızım var. Götürmeyin annemi ne olur. O hiçbir şey yapmadı. Her şeyi o adam yaptı. İçeride. Hakan Duman. Adreste yoktu. Burada mı saklanıyor? Evet içeride saklanıyor. Al çabuk. Al kaçmasın. Hakan Duman.
Çık. Çık çık. Ya memur bey kardeşim, vallahi bir yanlışlık var. Kardeşim benim 5 tane çocuğum var. Vallahi billahi senin... Ya vallahi bir yanlış anlaşılma var ya. Al, dinlemiyor da beni ya. Al bunu. Anne ne yapacağım ben? Söyle söyle onu yapayım. Ne yapacağım ben? Ne olur çok korkuyorum. Halifer tamam. Bir şey yok. Geleceğim ben. Merak etme. İçeride bekle sen beni. Tamam mı? Anne gitme ne olur. Ne olur götürmeyin annemi. Ne olur. Geleceğim ben. Eve geçsen bekle. Tamam mı? Geleceğim ben. Doldurayım size limonata ayran bir şey. Yok teşekkür ederiz. Ah, akşamlar. Sadık, hani nerede arkadaşların? Ay buraları da hiç süsleyemedik ya. Eğer vaktimiz varsa ben 2-3 dakikada gideyim de süs alayım. Madem mezuniyetinizmiş. Ne mezuniyeti Nisa? Hangi arkadaşlar? Ne işte liseden arkadaşların gelecekmiş ya. Bir sürü kuru fasulye yaptık. Ha, ben de ne diyor bu diyorum. Nazmi nerede? Ne yaptı? Geliyorlar mı Nazmi nerede? Geliyorlar, geliyorlar. Hı, dolu kuru fasulye. Şu ya. Zeytinyağlıyı evde bir türlü yaptıramadım Doran'a. Yapıyorum burada bir kazan çünkü. Yemin ediyorum yapmıyorum. Aa, nasıl yapmaz ya? Vallahi billahi yapmıyor. Babacığım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kapsi, Şükran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Babaanne. Nisa, biliyorum istemiyordum. Ama inan bana baban çok mutlu olacak. Sana da iyi gelmiyor zaten küçük. Bunu biliyorsun. Yoksa bugün bana öyle davranmazdın. Babaanneciğim hoş geldin. Hoş bulduk çocuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Babacığım montunuzu alayım be. Nezahat teyzem hoş geldin. Bunu çıkaralım anneciğim. Sağ ol. Nezahat teyzem hoş geldin. Nasılsın? İyi gördüm seni. Ay kurban olurum. Olay çıkartmayacaksın inşallah yine Tahir. Yok Şükran. Yani babam için buradayım. Söz verdim. Ama merak etme sıkıntı çıkarmayacağım. Hı, iyi. Ver. Abla iyi misin? Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim elim ayağım tutuyor. Düzelecek. Fırsat ver sadece. Sen verdin galiba. Kabzem ikna etti. Babama olan sevgim baskın geldi. Söylemeye fırsatım olmadı ama... seninle gurur duyuyorum kızım. Niye baba? Hayat hep yüklendikçe yüklendi sana. Ama ezemedin. Ezdirmedin kendini. Hep dimdik çıktın o ağırlığın altından. Burası da onun kanıtı. Niye öyle dik çıktın biliyor musun baba? Çünkü sen beni öyle yetiştirdin.
E tamam, o zaman işte döküzler barıştı. Dargınlar sarıldı, sarılıştı. Şöyle ağız tadıyla ailecek bir yemek yiyelim. Hah. Babacığım siz de böyle buyurun. Buyurun hocam, buyurun. Şükran, küsler barıştı derken? Sen hiç şansını zorlama Tahir. Ömer, kapsa siz de verin. Nasılsınız, iyi miyiz? Siz de geçsin Bursa. Verin üstünüzdekileri, öyle mi kaldınız? Allah'ın girse geliyorsa artık. İnşallah öğrenmez Eda. Bu sefer ben de kurtaramam seni. İyisiniz değil mi? Her şey yolunda inşallah. Sağ olun. Hadi geçin bakayım, güzelce yemeklerinizi yiyin. Hepinize iyisin değil mi? Çiçek Hanım, ne alırsınız? Çok güzel ayranım var, limonatam var, meşrubat da var isterseniz. Ayran mı benim sana? Hocam? Olur, olur. Ayran getiriyorum o zaman. Ayran. Babaanne. Beğendin mi burayı? Nasıl buldun? Hoşuna gitti mi? Babaannem sizi çok sevmiş. Yani neredeyse artık benim babacığımdan atıldı. Sağ olsun, ben de onu çok seviyorum. İyi ki varsınız Çiçek Hanım. Yani hem onun için hem de babam için. Sağ ol. İki saniyenizi alabilir miyim acaba? Bir duyurum olacak da size. Hayır olsun inşallah. Yani daha doğrusu güzel bir haber diyebiliriz. Hayır olsun hamilem acaba bu? Ah daha neler. Gamze hayırdır? Hayır Ömer, hayır. Gamze? Yoksa düşündüğüm şey mi? Siz hepiniz gerçekten yürekten bize destek oldunuz. Bize evinizi açtınız. Sağ olun, var olun. Ama artık biz de sizleri kendi evimizde ağırlamak istiyoruz. Misafir etmek istiyoruz. Bu müjdeli haberi burada sizinle paylaşmak istedim. Çünkü eminim sizler de bu mutluluğumu benimle paylaşmak istersiniz. Biz Ömer'le kendi evimizi tuttuk. Ay hayırlısı olsun ya. İyi hadi bakalım. Ve bu mutlu haberi de burada tüm ailemle paylaşmak istedim. Ay Allah güzel günlerde oturmayı nasip etsin. Amin. Hayırlı olsun. Yardım edin. Olur yalvarırım dede, yardım et. Annemi götürdüler. Polisler götürdü.